İyi akşamlar sayın seyirciler. Ekol gündeme hoş geldiniz. Yine bu akşam dop bir gündemimiz var. Ve konuklarımızla değerlendireceğiz. E, konu başlıklarımız e, Gebze'deki hayvan katliamı gerçekten e, orada neler oluyor bu konu üzerine bir e, yoğunlaşmak istiyoruz bugün. E, ve Numan Kurtulmuş'un üçüncü maddeye yönelik söylemleri. Gerçi İsviçre'de bir basın toplantısı yaptı. Olay farklı yönlere çekiliyor dendi. Ben üçüncü maddeyi kastetmemiştim dedi ama 40-45 gün önce de bir yayın kuruluşunu yapmış oldu. Açıklama vardı hatta demişti bu zaman kaybıdır bu tür ilk dört maddenin tartışılması zaten böyle bir şey gündemimizde yok demişti. Daha sonra yine birkaç gün önce farklı bir açıklama yaptı. İşte bu konu üzerindeki bu söylemlerin ne anlama geldiğini yine konuklarımızla konuşacağız ve yeni vergi paketi tabii ki çok çok önemli. Savunma sanayine katkı payı Tırnak içerisinde anlamında Mehmet Şimşek'in önerdiği o yeni vergi paketiyle yine konularımız arasında olacak. Kimlerle konuşacağız? Hilmi Taşdemir, Taşdemir şu anda bizimle birlikte. Pınar Hacı Bektaşoğlu, Turan Aydoğan ve Sayın Gürsel Tekin. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. bulduk. İyi yayınlar. Evet, Değerli konuklarımız. İlk önce e, müsaadenizle Gebze'deki şu hayvan katliamına bir göz atalım. Hı hı. Gerçekten önemli bir konu. İnsanların hı hı. hassasiyeti var. Hepimizin hassasiyeti var ama... E, Gebze Belediye Başkanı'nın, daha doğrusu belediyenin yapmış olduğu bir basın açıklaması diyelim. İlk resmi açıklama olarak değerlendirirsek o olayın akabinde neler söylenmiş? ilk önce bir hatırlayalım. Cansız sokak hayvanı görüntülerini takiben ilgili ve yetkililer açığa alındı. Tamam, buraya kadar. Ölmüş sokak hayvanları ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçirilmiştir. Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri. Balçık Barıma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Devam ediyor. Aynı zamanda görüntüleri yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazasıyla ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarına tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir. Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturulmaması için çalışmaktadır. şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz barınma ve beslenme merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4000 köpek belediyemiz ve hayvanseverlerin işbirliğiyle yaşamakta yaşatılmaktadır. Ölmüş sokak hayvanları ile ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgiler soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. <laughs> Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla. Sayın Tekin Şimdi görüntüler ortada. Hatta bir gün öncesinde e, Sayın Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz'ün bir ziyareti de vardı. Hani gurur duyuyoruz işte böyle bir barınma ve ertesinde e, böyle bir görüntü ortaya çıktı. Enteresan. Ne diyorsunuz bunlar gerçekten öldürüldü mü ya da basın açıklamasındaki gibi kendi ecelleriyle veya kazalarla ölen hayvanlar mı ne oluyor orada? Şimdi tabii maalesef bu ne ilktir ne de sondur. Yani uzun süredir Türkiye'de canlılara karşı bir duyarsız bir topluluk özellikle büyük şehirlerde çok büyük sorunlar yaşanıyor. Şimdi biz aslında hepimiz köylü çocuklarıyız. Yani köylerde bütün imkansızlıklar içerisinde gerçekten canlı varlıklara karşı insanların olağanüstü bir duyarlılığı vardı. Böyle ne bileyim her evin üç tane, dört tane köpekleri vardı. Doğal olarak da tarımla, hayvancılıkla uğraştığı için bir de ihtiyaçtı. Yani o hassasiyeti şimdi bugünle kıyasladığımda bu, bu çok dehşet verici bir şey. Bu başka bir şey. Gerçi son dönemlerde yaşadığı, yaşamış olduğumuz bu sorunlara baktığımızda insana saygısı olmayanların yani canlılara saygısını beklemek de çok büyük bir saflık olur ama çok aleni bir şekilde Gebze'deki fotoğraf bize şunu gösteriyor ki bir katliamdır bu. Öyle kendiliğinde öldüler falan filan bu söz konusu değil. Büyük olasılıkla e, raporlarda da çok net olarak görülecektir. Ya uyutulmuştur, ilaç verilmiştir ya da e, hünharca e, katledilmiştir. E, bu ne yapılabilir? Bu sadece işte görevde aldım, el, görevde el çektim de olacak bir durum değildir. hı. hı. Hukuksal olarak burada iki tane önemli hukukçumuz var. E, caydırıcılık şeyin en üst düzeye çıkarmamız lazım. Çünkü ne yazık ki e, iyi insan kötü insan devri bitti. Bu bizim aslında 40 yıl 50 yıl önce dedelerimizde babalarımızda geleneklerimizde öğrendiğimiz bir dönemde iyi kural kötü kural yani iyi bir sistemi iyi bir kuralı caydırıcı bir kural getirmediğiniz sürece bu sorunları yaşayacağız ve yaşıyoruz neredeyse hemen hemen birçok şehirlerde bu sorunlar yaşandı kaldı ki görmediğimiz bilmediğimiz birçok şehirlerde de nelerin yaşandığını bilmiyoruz hı hı. yine bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum ya biz Türkiye'de yaşıyoruz ya Allah aşkına ya hepimiz ne kadar suçluyuz ya. Yani. Bugün yaşadığımız İstanbul dahil olmak üzere Gebze ya bugün barınak yapabileceğiniz topraklarınız yoksa Allah hepinizin belasını versin be kardeşim ya. Ne oldu bu topraklara ya? Kamu imkanları içerisinde milli emlağa ait, devletin bakanlıklarına ait, ormana ait bu arsalar, bu araziler ne oldu da şu anda siz kendi ilçenizde, kendi beldenizde barınak Yapabilecek yeriniz yok ya. Şu anda İstanbul'da merkezi yerlerde barınak yapabilecek bırakın barınak yapabilmeyi fakir fukaranın çocuklarına kreş yapabilecek yeriniz yoksa biz oturup düşünmeyecek miyiz ya? Bu şehrin bu şehrin üçte biri özel sektörün yani şahıslara aitti tapusu dörtte biri 4/3'ü devlete aitti. Şimdi bu 4'te 3ü ne oldu ya? Kimin elinde bunlar? Kime gitti? Son 40 yıl içerisinde yani bizim bildiğimiz İstanbul'un çevresinde örneğin bugün hani o devasa çok lüks, lüks villalar falan var ya 50.000 50 milyona, 100 milyona, 150 milyona satılan bunların hepsi orman arazilerindedir. Yani orman vasfını kaybetmiş arsalarda yapılan yerlerdir. Kimlere verildi? Ne oldu yani? Nasıl oldu da biz bu durumlara geldik? Şu anda bizim oturduğumuz bu lokasyon, ya yani sadece bu ilçenin yarısından fazlası milli emlağa, devlete aitti. Gerçekten ne oldu ya? Kimin elinde? İmar çetesinin, beton lobisinin, arsa çetesinin elinde. Biraz sonra ekonomiye gelince çok detaylı bir şekilde bunların hepsini anlatacağım. Peki peki Pınar Hanım siz ne dersiniz bir hukukçu olarak? Hı hı. Şimdi burada problem ne? Yani siz nasıl analiz ettiniz bu olayı gördüğünüz zaman? Ya bu ne ilk ne de son olacak gibi bir intiba da var. İnsanlar da rahatsız. Hani şimdi bazıları seyircilerimize diyecek. Yani ülkede ciddi bir anlamda şiddet sarmalı yaşanıyor. Sadece bu hayvanlara değil insanlara da. Belki geri gelecek onda değineceğiz. Bir akıl tutulması yaşıyoruz sanki. Yani ortada çözüm var, uygulamalar var, dünyadan da örnekler var. Ya bu kadar zor mu Türkiye'de uygulamak bunu? Yani hı. ya da yasayla düzenleniyor, yasada bile çelişkiler yaşıyoruz, tartışmalar yaşıyoruz. Hı hı. Ne ortak bir konsensüs oluşturabiliyoruz, ne ortak bir fikir, akıl birliği sağlayabiliyoruz. Ne oluyor bize? Hı hı. Ee, Yasin Bey, sizin sorunuzdan çıkarttığım... E Sonuç şu. Siz de bir e, ön kabulle bu soruyu bana soruyorsunuz. Zaten Sayın Gürsel Vekilim neredeyse bu sorudan herhalde e, Türkiye'nin işte düşmeyen enflasyonunu falan da yani bu konuya bağlayabilir durumdayız. E, anlayabiliyorum. Çünkü yani Türkiye'de hiçbir sorun kendi içinde, kendi alanında, kendi özelinde tartışılmayacak kadar konuyu siyasi e, bir e, Siyasetin bir sorunu, siyasetin içinde bulunduğu karşı kutuplaştırmanın bir sonucu, işte bu polarizasyonun getirmiş olduğu, hepimizin birbirimize karşı bir suçlama, bir kusur bulma arayışının getirdiği bir sonuç. Hı hı. Açıkçası ben bir hukukçu olarak, bırakın hukukçu kimliğimle, bir belediye, bir kamu kurumu bir açıklama yapıyor ve bu açıklamasında bu kadar netlikte, Hı hı. E, açıklama yapıyor. Şimdi suçluluk psikolojisi diye bir şey var. Yani biz meslektaşım, sayın vekilim de burada Turan Vekilim. O da e, hukuk fakültesinde okurken e, insanların bir konuyu açıklarken e, ki izahatının içinde suçluluk psikolojisi mi yoksa gerçekten maddi gerçeği anlatma gayreti mi? Siz olduğunu, ne, ne anladınız bu açıklamada? Şimdi bu açıklamanın, ya bakın e, normal olarak son derece böyle kendinizi bir belediyenin yerine koyun. Siz çıkan kanuna rağmen hangi kanun, hangi düzenleme? Hayvanları Koruma Kanunu'na eklenen sokak hayvanları, sahipsiz hayvanlarla ilgili 2 tane, 3 tane ek maddemiz oldu. Bu ek maddede ne diyor yeni düzenleme? Diyor ki topla, aşı, e, kısırlaştır, e, tedavisini yap, sahiplendir. Ondan sonra sahiplendiremiyorsan barınaklarda yaşat, yaşatırken, yaşatırken eğer kendi popülasyonuna da zarar veren varsa hırçınlık, hastalık vesaire, saldırganlık bunlar aynı zamanda o barınak ortamında diğer popülasyondaki birlikte yaşadığı hayvanlara sokak köpekleri her neyse köpeğe vesaire zarar veriyorsa bununla ilgili de mevcut düzenleme Neyse ona göre işte bir komisyon kararı bir komisyon incelemesi buna göre bir süreç ve sonra uyut Şimdi böyle bir dönemde bir belediyenin böyle bu kanuna aykırı bir şekilde gözü kapalı tutmuş hayvanı getirmiş öldürmüş bir de poşetlere koymuş Bir de fotoğraf çekilecek şekilde ortalıkta bırakmış. Kendini böyle Türkiye'ye resmen e, o, konuşturacak, etmiş. kendisini konuşturacak her türlü iddia ve ithamla karşı karşıya gelecek bir e, şeylik içinde olsun, bir basiretsizlik içinde olsun. Bu mümkün mü? Yani burada hiç bırakın bir belediye, normal şartlar altında siz e, sokaktaki bir köpeği öldürmüş olsanız getirip de bu şekilde teşhir etmezsiniz bir. Burada… Bu açıklamanın hı hı. aksi, bakın e, beyan esastır bir. Burası bir kamu kurumu, kamu kurumunun resmi makamlarının yaptığı açıklama nasıl bize şu an adli tıptan bir rapor geliyor değil mi? Diyor ki adli tıbba göre bu iş böyle olmuş. Nokta. Bit. Nokta. Evet. Şimdi burası da bir devlet kurumu, bir kamu kurumu ve diyor ki bu olay böyle 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 olmuş. Buna ilişkinde bir <laughs> ee, kusur varsa buna ilişkinde biz gereken e, kovuşturma soruşturma içinde ilgili savcılığa başvuruda bulunduk. Bunun aksini iddia ediyorsanız aynı netlikte olmasa bile aynı resmi veya işte inandırıcılıkta olmasa bile buna ilişkin sizin de bir şey söylemeniz lazım. Yani gerçekten ben şimdi sokak hayvanları köpekler konusunda hassasiyeti olan herkesin yani Sokak hayvanlarından muzdarip olan bizim gibi birçok insan yani bugün Türkiye'de sokak hayvanlarıyla saldırı... Ya en son benim kayınvalidem kendi memleketinde bir köpek nedeniyle düştü beyin kanaması geçirdi ve komaya, komadan... Nasıl sağlık durumu iyi mi şu an? Sağlık durumu gerçekten 69 yaşında bir insan gayet iyiyken şu an beyin kanaması geçirmiş, ameliyat olmuş, o olmuş, bu olmuş bir sürü sıkıntılar var. Ve sadece bir köpekten kaçarken, kendini korumaya çalışırken küt diye kaldırma kafasını vurdu ve beyin kanaması geçirdi. Şimdi bunları biz söylerken ya sokak hayvan, ya hayvan düşmanı olacağız. Ya içimizde şiddet dürtüsü olan insanlar olacağız. Yani hiçbirimiz karınca gördüğünde basmayan insanlarız. Ama şimdi bunun bir orta yolu, orta şeyi var, çözümü var dediğinizde de eğer bir partiye yakın görünüyorsanız, iktidar veya muhalefet, muhalefete yakın görünüyorsanız hayvan dostusunuz, kesinlikle iktidara yakınsanız hayvan düşmanısınız. Hatta mümkünse evinizde böyle kedilere iğneler falan batıran insan durumundasınız. Yani niçin bir belediye kendini bu kadar ifşa edecek bir şekilde hareket etsin? Tekrar söylüyorum, Aksim doğru ise yani hayvanları almışlar hiçbir tedavi yapmadan hepsini böyle torbalara doldurup zehiri enjekte edip öldürmüşlerse bunun gerçekten getirirsiniz tanığını getirin en azından Kamu ya Yapadığı... kayıtları söylüyor zaten bunu kimsenin bir şey yapmasına ya, da gerek yok. Da yani. ki, yani... bilmediğim için soruyorum. Evet. Peki otopsi yapılamaz mı? Hani böyle yapılır. Afaki yapılır. hani konuşmak yerine madem böyle bir şüphe var kamuoyunun vicdanının rahatlatılması için değil mi? ...bir otopsi yapılması gerekmez mi? En azından yani zaten hem savcılık, kendi vicdanlarını rahatlaması hem Yani zaten kendi kendine otopsi savcılık de yapamazsınız. Da yapamazsın. Soruşturma içinde de zaten ilgili belediye, Gebze Belediyesi... ...bakın hiç tanımıyorum. Gereken inceleme içinde de savcılığa zaten kendisi başvuruda bulunmuş. Yani bunlar gerçekten yolda mı, araba mı çarpmış? Yani bana söyler misiniz, hepiniz şoför olarak... ...hiç mi önünüze köpek çıkmadı? Yani... Ben vurmamak için neredeyse üç takla attığımı atarak yani e, geçtiğimizi biliyoruz pek çok yerde. Yani kaza sok mı yaptınız, Ya vurmamak için hem de nasıl yani, yani? o kadar çaba sarf, o kadar Anlamda, sarf e, ettik. O kadar çaba sarf etti. Araçta. Yok yok Bakadayım ama hani kaza yaptı. Araç anladım. araç şeye yuvarlandı vesaire. Bir sürü yani bunu eşim aracı kullandı. Bunlar tabii ki oluyor bunlara Bunlar yani aracı. araç araçların köpeklere vurmamak için yapmış oldukları trafik kazaları Türkiye'de bayağı hatır sayılır kazalar vardır. Yani köpeğe vurmamak için kırdım, ya gittim, uçuruma diyor, köpeklere gelip yuvarlandım. İnsanlar yüzünden bir sürü şey olacak. Şimdi kesin işlerinden diyenler vardı. Hani biraz önce söylediğim gibi ortak bir akıl bulunamıyor herhalde tartışılırken. Bilmiyorum katılır mısınız? E, Turan Bey sizinle devam edelim. Bu konuda artık hiçbir şeye katılıp katılmama gibi bir derdim kalmadı. Ya. <laughs> şimdi bıraktınız artık. Çünkü hayır gerçekten bu çok ayıp. Bu ülkenin ayıbı ya. Gerçekten ayı bu ya. Ben hayatımda bir yasa teklifinin bu kadar körler sağırlar amiyane tabirle söyleyeyim. Ekran başında bu tip eksikliği olan hiç kimse alınmasın ama ya böyle bir böyle bir yasa teklifi tartışması görmedim. İki olayda gördüm bunu son yakın tarihimizde. Bir barolarla alakalı ayrı baro kurulması meselesinde hiç kimseyi dinlememek vesaire falan filan gibi. İkincisi bu yasa teklifiydi bu yasa teklifi ya şimdi açık net bir şey söyleyeyim 5199 sayılı yasada hiç eksik hiçbir şey yoktu bu yasa teklifi tekrar getirilene kadar. Eksiklik bu ülkenin her yerindeydi ama. 20 yıl olmuş bir yasa çıkarmışsınız 5199 sayılı yasa. O yasaya göre barınak kurması gereken hiç kimse kurmamış. Yatmışsınız, yatmışsınız. Sonra 4 milyon 5 milyon sokakta e, yaşayan canlılar ortaya çıkmış. Yeni bir yasa çıkarıyorsunuz diyorsunuz ki belediyeler barınakları alacak. 20 senede daha o barınakları yapamazlar bu haliyle beraber. Bir yer yok ya. Tabii. 2020 yılında bir komisyon toplandı. O komisyonda çok özel çalışmalar yapıldı mecliste. O komisyonda belediyelerin yapmaları görevler ve bakanlıkların yapmaları gereken görevler vardı. İçişleri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın önderliğini yapmaları gereken görevler vardı. Bunların hiçbiri yapılmadı. Ab absürt bir yasa teklifi getirdi. Günlerce kamuoyu orada oyalandı. Sonra da bu olaylar ortaya çıkmaya Yapılanların başladı. Yapılanların da sayısı çok sınırlı. Tabii hayır bunlar bir şey değil ki. ki. Yani böyle küçük ilçelerde yapabilirsiniz bunları. Zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu yasayı uygulamayacaklarını açıkladılar bu şekilde. Ha barınağı oldukça yapar. Barınağı alabileceği kadar Ama bu bakın veterinerler, veteriner hekimler birliği bir açıklama yaptı. Dedi ki esas mesele dedi burada kısırlaştırmayla halledilebilecek bir meseledir dedi. Biz dedi buna talibiz dedi ya. Bizimle el ele tutun. Biz size şu kadar sayıda veteriner vereceğiz. Günde ortalama her veteriner 20 kısırlaştırma yapacak. 8 ayda bu sorunu çözeceğiz dediler. Ya kimse dinlemedi. Kimse bu konuya yaklaşmadı. Bu vahşetin sorumlusu o parlamentoda bugün yasayı çıkaranlardan öte uzun yıllardır çıkmış olan yasaya rağmen görevlerini yerine getirmeyenlerdir görevlerini yerine getirmeyenlerdir. Seyredenlerdir. Onun sorumlusudurlar. 20 sene boyunca bu hayvanlarla ilgili kısırlaştırma yapılsaydı çoktan bu konu biterdi. Barınaklar da yapılsaydı belli ölçüde yine çoktan bu konu biterdi. Sormak gerekmiyor mu ya? Siz yasaya bir takım şeyler yazıyorsunuz. Efendim ticareti yasaklıyorsunuz, üretimi yasaklıyorsunuz. Oturduğunuz yerden kalkıp kimseye müdahale etmiyorsunuz. İnternete bakın bakalım. Her gün orada evcil hayvan sahiplendirmesi yerine ticareti yapılan işler söz konusu. Hatta bir çocuğumuzun ölümü söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu örnek olarak gösteriyor. O ailenin ticaret yaptığı yapmadığı gibi tartışmalara da odaklandı konu. İnsan hayatı ticaretle tartıya koyuldu. Bizim burada bakmamız gereken bir tek şudur. Bu doğada her canlı kendi endemi içerisinde çok kıymetlidir. Olması gereken ölçüde doğanın içerisinde olması gerekir. Birbirini dengeler. Bizim hala aklımızla tespit etmeye çalıştığımız bambaşka bir doğa dengesi var zaten. O dengeyi bozmamamız gerekiyor. Bozarsak başka canlılarla rahatsız edilir hale geleceğimizi biliyoruz. Şimdi bu yasanın böyle uygulanacağı yasa çıkarılırken komisyonda biliyorum en az 20 milletvekili tarafından şerh edildi. Buralarda da tartışıldı. Hiçbir şey olmayacaktır o e, e, Gebze'deki arkadaşlara ben size söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacaktır. Bizim gözümüz boyanacak, alınacak, verilecek bilmem ne falan filan. Ha Suçlu mudurlar, değil midirler? Bizim burada bir ön yargıda bulunmamız mümkün değil. Açıklamaları takip edilir yargı tarafından hmm. sonuç itibariyle. Ama benim dünden beri dinlediğim şu orada uygulanan bir madde söz konusu. Özellikle şey için Gebze için söylüyorum. O madde ameliyatlarda kısırlaştırma ameliyatlarında kullanılan bir madde. Onu kısırlaştırma yerine daha ekstradan verdiğinizde hayvanı öldürüyorsunuz zaten. O maddenin o hayvanlarda olduğu ortaya çıktı belli ölçüde. Daha gider adli tıpta şurada burada incelendiğinde çok. ama Gürsel Bey'in söylediği de bir başka konu var. Bu ülkede uzun süredir kamunun varlıklarına direnç gösterecek bir bürokrasi de yok. Kamunun varlıkları tarumar edilirken hiç kimse bu işin sahibi gibi davranacak yerde durmadı. Kim nerede gerçekten bu ülkenin arazileri? Çok Değil şey, mi? bir şey Nerede bu ülkenin arazileri barınak yapılacaksa? Bu yasa daha yok ortada. Eskişehir Belediye Başkanı. Bakın insan olacağız. Önce insan. Yasa yok, şu yok, bu yok. Ama bir ne var kardeşim? Bir şehir var. Şehri planlıyorsunuz. Planladığınız şehirde bu şehrin bir parçası olan bu varlıklar var. Tabii. Yani bir parçası, eski şehir belediye birbiri. başkanı 25 yıl önce planlamasını yaparken evet bu şehrin bir barınağa ihtiyacı var diyorsa ey kardeşim belediye başkanları, bakanlıklar hiçbirinizin aklına gelmedi mi ya? Bu noktada tartışmaya bile ya, gerek yok. Barınaklar konusu <laughs> Şimdi, belediyelerin, Türkiye'de belediyelerin yarısı iktidar yarısı muhalefet fark etmez. Hiç fark etmiyorum. Ya, yani etmez. yani işte o yani can sonuçta, can olduktan ama, sonra biz ondan yani bakamayız. Yani iktidar o. belediyelerinde kusur var, muhalefetinkinde Hiç yok demiyoruz de, yani. Eğer, eğer kam, e, kamusal e, arazilerde, ka, hazine arazilerinde veya belediyelere ait araziler e, tamamen e, diyorsanız ki, soruyorsanız e, insan için, çocuklar için, hayvanlar için yeşil ben başka alan bir itirazda daha bulunuyorum. Ben de sizin Orayı da açıklamam terineğin. gerek. kullanılmamış. Ben başka bir başka bir, bir, bir itirazda daha bulunuyorum. Yani o hangi barınak bir... yaparsanız yapın. Bakın hangi barınağı yaparsanız yapın. İsterseniz 4 milyon canlıyı barınaklara sıkıştıracak kadar barınak yapın. Bu da doğru çözüm olmayacak. Olmaz abi. Mesela bu öyle bir alan. Bu canlıların, bu canlıların işte öndemik parçası olarak olmaları gereken yerlerde olmasıdır. Yoksa barınaklara toplayıp orada daha başka sorunlarla karşı karşıya bırakma. Barınakta olması gereken kuşkusuz barınakta olması gerekiyor ama doğada olması gereken de kısırlaştırılarak doğada olması gerekiyor. O yüzden bu yeni yasanın tartışmaları sırasında çok fazla done ortaya döküldü zaten. Bilimsel olarak döküldü, siyasi olarak döküldü falan filan. Onlara bakıldığında yapılacak tek bir şey var. Hiç evet. öyle uğraşmamıza gerek yok. Sonradan gelen hükümlerin tamamını iptal edip eski yasaya göre bazı yaptırımları artırarak yaptırımları artırarak ticaret yapma, üretim yapma ve bu alınacak tedbirleri almama ile ilgili cezai yaptırımları artırarak kısa sürede uzmanlarla birlikte işbirliği yaparak önce kısırlaştırmayı hızlandırmak sonra da bu e, güvenle yaşayabilecekleri alanları hayata geçirmek meselesidir. Bu kimsenin kaprisine terk edilecek bir şey değildir. Peki. Bu esasında sadece bizim meselemiz de değildir. Bu coğrafyadaki komşularımızın da meselesidir. Bizim coğrafyamızda doğacak olan bir sorun komşularımıza kadar sorun olarak sirayet edebilecek bir yerde duruyor. Kapris'e gerek yok çekinmeye de gerek yok. Öncesiydi, sonrasıydı diye birileri öyle dedi, böyle dedi demeye de gerek yok. Bu bitmez. Bakın bu böyle uygulanırsa bu bitmez. O yüzden tekrar ediyorum. Eski yasanın üzerine yaptırımlar özellikle ticari üretim ve görevlerini yapmayanlar, bu barınakları yapmayanlar dahil olmak üzere hepsine ağır cezalar koyarak özellikle hayvanlara kötü muameleye de ayrıca ağırlaştırarak Yeni bir tablonun oluşturulması lazım. Hem cezai lazım. sorumluluk tabii, geldi. Tabi belediye, tabi. Ilgili belediye. Mesele gibi. bu kadar basit. Bu, bu saatten sonra bu meseleyi hala bizim tartışıyor olmamız Türkiye'de karşılıklı birbirinin fikrine saygı kültürünün olmamasından kaynaklı. Ama işte bu Gemze'nin zaten barındırma Aynen, var yani. Hani... Aynen bakın aynı şeyleri söylüyorum. 4 bin Şimdi, tane hayvanı. Şimdi bir daşlamaya da de dönmek için. bu arada son Olabilmiş dakika bir gelişme var. Her an e, oraya, orada da gözümüz kulağımız. Hizbullah İsrail'i vurdu. E, sizler de görüyorsunuz İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse İHA'larla bir saldırı düzenlenmiş. Yani ABD'nin İsrail'in saldırının şiddetini etkilemesi için her şey yapıyor Hizbullah. Yani çok enteresan işler oluyor. Hizbullah İsrail'e kamikaze ihalarla saldırı düzenledi. Bilgiler bu yönde. Ee, şu anda o görüntülerde paylaşıyoruz. Ben de sıcak İs bilgileri İsrail'in paylaş... ABD ile şöyle bir sorunu var. Kulağımsız değil ama bir yandan evet. gözümle takip ediyorum. İsrail'in ABD ile şöyle bir sorunu var. ABD diyor ki sen misilleme yaparken ölçülü misilleme yap diyor. İsrail şiddetle misilleme yapma çünkü ABD'de bir otorite boşluğu yani sürekli hala kullanıyor. Danışıklı bir dövüş mü? Danışıklı dövüş adı altında söyleyemem ama çok akli işler olduğunu düşünmüyorum artık yani. Akli meseleler Aslında olduğunu her konu karşılıklı bir akıl tutum karşılıklı, karşılıklı bir birbirini beslediğini de bir soracağız zaten. Toplumsal olarak gerçekten akıl tutumu nasıl yaklaşıyoruz her konuya tartışmaya ama şunu müsaadenizle hemen bir aktarayım bitmiş olsun. 67 yaralı varmış efendim bu arada. Hı. saldırı İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse gerçekleşti. Hizbullah sivillerin askeri üslerden uzaklaşması uyarısında bulundu deniliyor ilk gelen bilgiler. Ama konumuz farklı ama bir yandan da orayı da takip ediyoruz bu hatırlatmayı yap yaparak. Yemin Daşdemir ne dersiniz? O, Siz toplumun tabii ki nabzını yoklayan bir isimsiniz. O, şey, hayvanlar meselesiyle ilgili biraz e tabii. değerlendireyim isterseniz. Şimdi bu hayvanları koruma e kanunu e 2004 yılında çıkarıldı. Ancak bu çıkarılırken İstanbul Sözleşmesinde de e, bu bu şekilde davranıldı, hayvanları koruma Kanunu'nda da bu şekilde davranıldı. Bazen işin heyecanıyla e, çıkan kanun gerekli düzenlemeleri yapmaktan aciz kalıyor. Neden? İşte Eksip burada Tabii. bakın e, 2004. Belediyeler ağırlıklı olarak AK Parti'de o zamanlardan barınak yapılmadı sonra CHP'ye geçti. CHP'de barınaklar yapılmadı. Bu arada da hayvan popülasyonu sürekli artmaya başladı. Bütün siyasetçilere bakıyoruz. Herkes kedi köpekle fotoğraf paylaş. Yani bu iş bu kadar ucuz, bu kadar basit olmamalı. Çocuklarımız sokaklarda köpekler tarafından katle parçalanırken bu konuyu sadece bir boyutuyla ele alamayız. Çok boyutlu olarak ele almak zorundayız. Ama şunu da unutmamalıyız ki biz yarat yaratılanı, yaradandan ötürü seven bir milletiz. Hayvanları toplu bir şekilde katledemeyiz. Bu vahşi hayvanlar da olsun. Ancak bize saldırdıkları zaman bunu ya yapabiliriz. Burada da çok net olarak... Ama eski kanunla bunun karşılığı vardı Hilmi Bey. Ama uygulanmadı Hayvan saldırganlaşma durumuna geldiğinde itlafı mümkün bakın. zaten. Bakın... Yani Ma vardı. Bir takım mama lobileri de, mama karşılıklı. lobilerinin de oluştuğunu göz ardı etmeyelim. Hayır, o, böyle bir hayır, süreç de oldu. Hayır, Bunu destekleyenler oldu. Her mahallede bir tane, iki tane köpek olurdu. O mahalleli o köpeğe bak bakardı ama şu an mahallelerde köpek çeteleri var ve o köpek çeteleri çocuklarımızı, yaşlılarımızı parçalıyor. Efendim onların ölümüne sebebiyet veriyor. Buna ilişkin olarak gerekli düzenlemeyi zamanında yapmadığımız zaman Hı. o bir şekilde çığ gibi bir kar topu iken çığ gibi büyüyor, kontrolden çıkıyor, yarın bir gün daha farklı bir Büyük noktaya gelecek kesinlikle. ve şu anki süreç itibariyle zamanda alınmayan önlemler e, devasa bir noktada bir karşımızda e, devam edecek lütfen yani kesmek için söylemedim arkadaşlar hazır mı sayın belediye başkanının bir hatırlamış olalım eğer hazırsa ben Pınar Hanım'a yani çok tatminkar evet, bir açıklama değil önyargılı evet. olmayalım ama yani iki gün sonra böyle garip evet yani arkadaşlar verelim bir duyalım var. belediye başkanı neler söylemiş bir hatırlamış olalım hem beni de herkes gibi üzdüğünü ve konuyla ilgili gerekli soruşturmaların başlatıldığını öncelikle belirtmek isterim söz konusu görüntüler maksatlı ve esası olmayan bilgilerle servis edilmektedir sokaklardan cansız olarak toplanan tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp uygun usullerle gömüyoruz. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar kurul içinde ya da dışarıdan hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız. Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdim. Ayrıca Yle Cumhuriyet Başsavcılığımıza da müracaat ederek adli soruşturma başlattık. Soruşturmanın selameti açısından ilgililer açığa alındı. İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacaktır görüntüleri beni de... Sayın Başkan'ın ben söylediği açık sözü yani şimdi içi... söyleyeceğim. Başkanı bir, bir kenara bırakalım. Bir komplo mu var? mı oynuyor? Bunları bir kenara bırakalım. 2020 yılında bir kanun çıkarılıyor. Sonra o uygulanmadığı için, pardon, 2004 yılında. Sonra uygulanmadığı için 2020 yılında parlamentoda birlikte karar alınıyor oy birliğiyle. Deniliyor ki şans oyunlarından, at yarışlarından, çevre vergisinden şuradan, buradan bu işlerle ilgili para toplanacak ve bu işler yapılacak. Kim toplayacak bu parayı? Kim toplayacak? Kim uygulayacak bunu? Kimse uygulamıyor. Şimdi bakın birazdan işte katkı payı matkı payı diye alınacak paralar var. O ilerleyen dakikalar. Hayır kadar başka var. bir şey söyleyeceğim. Tamam. Merkezi idare mesela bununla ilgili kararı aldıktan sonra 5 sene boyunca dese ki ya işte bu cep telefonu şeyden e, kredi kartlarından alınacak parayla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Şans, şans oyunlarındaki para milyon. Binde biri bile trilyonlar. Tabii tabii, tabii bu işleri çözecek paralar. Şimdi bunu yapar mı? Şahinler gibi o parayı toplar. E bu bu canlılarla ilgili niye toplanmadı? Niye yapılmadı? Bunu sorgulamak Peki. lazım. Birbirimizle kapışmamızın bir anlamı kalmıştı. yok. Tabii ki çocuklarımız güvenli yaşasın. Peki. Ama bu niye yapılmamış? Peki şimdi Sayın Başkan'ın açıklaması üzerinden devam edersek Sayın Daşdemir. Hani bir bilgi koymuştuk ama. Sanki şimdi e, sinir uçlarıyla mı oynanıyor toplum? Yani şimdi Sayın Başkan'ın açıklamalarına göre baktığımız zaman orada bir komplo havası var. Yani zaten o görüntüyü verebilmek için orada bekleniliyor ve bu görüntü ortaya çıkarılıyor. Tabii ki bir ihmal varsa zaten diyorsun ama onun dışında da suç duyurusunda bulunmuşlar. Yani bazı konularda sinir uçlarıyla oynanabilir ama ben e, izleyicilerimiz de tanır, tanımayanlar için de söyleyeyim ben Hükümete uzak birisi değilim. Hükümetin politikalarının çoğunu doğru buluyorum. Sayın Erdoğan'ı da çok önemli bir siyasetçi ve lider olarak da görüyorum. Ancak buradan bakıldığı zaman her şeyde, olayda bir sinir uçlarıyla oynama aranmasın. İşinizi doğru yapın. Kimseyi töhmet altında bırakmayın. Hayvan katletmeyin. Canlıya zarar vermeyin. Efendim ağaç kesmeyin. Çiçekleri koparmayın. Bu temel kurallar. Biz... Yaradılanı, yaradandan ötürü seviyoruz. Allah yarattıysa o bizim için kutsaldır. Ama şu anlamda hani şimdi seyircilerimize ben biraz daha basit şey, yani hepimizin aklından geçiyor. Şimdi bunu itiraf edelim. Bu kadar, e, tamam her dönem şiddet olayı muhakkak ki toplumlarda oluyor. Bizim toplumda dahil. Belki iletişim kanallarının bu kadar yaygınlaşması, cep telefonu dahil olmak üzere, sosyal medya vesaire. E, bu kadar bilinir olmak ve üst üste enteresan hadiselere, bunu hayvanlarda da hepsini katarsak şiddet olayı veya gün ya insan ister istemez ne oluyor bir dinlet toplumu oluyoruz neredeyse Hayır, bakıldığı zaman işte o, o, o. O insanlar önemli. bakın Aslında sinir uçları diye düşündüğümüz de o yani bir çürümenin Sayın Gürsel Bey'e de söyledim biraz e, off the record konuşurken seyircimize paylaş Yani sanki bir sprey sıkılmış yukarıda hani bir komplo teorileri vardır ya uçaklardan sıkılmış. öyle bir sprey sıkılmış insanların akıl bir tutulması komplo var. Komplo teorisi falan yok. Bir Bakın, neden sonuç ilişkisi var? Ha şöyle, tabii neden sonuç ilişkisi? Son 10 yıla baktığımızda, son 10 yılda e, maalesef bunu böyle bir şey söyleyince bir tuhaf bir şeye gidiyor. İktidar muhalefeti. hayır. Bey'e teşekkür etmek lazım. İktidar da evet, muhalefet söyledim. işi değil. Eğer bir toplumda bu sorunlar yaşanıyorsa temel nedenleri var kardeşim. 2 milyon bağımlıdan bahsediyorum. Bakın 2 milyon bağımlı varsa, 2 milyon... 4 ile çarparsanız 8 milyon insanın psikolojisi yerle bir demektir kardeşim. Hı -hı. Eğer bir ülkede 8 milyon bağımlılıktan dolayı bunu yaşıyorsa geri kalanı ben Derin yoksulluğu falan onları da biraz Ama Yasin Bey konuşurum. işte zaten mesele hı -hı. burada. Neden sonuç ilişkisi dediği zaman iki vekilim, hı hı. Hilmi Bey de aynı şekilde. Ağzına neden sonuç ilişkisi mi nedenler ve sonuç mu? Evet. Yani nedenler nedenlerin anlamı nedenler. Tabii. Ama burası çok önemli. Nedenler dediğinizde de böyle bir iki dakika içinde onu bunu Olmadı. bunu söyleyerek değil. Aile yapımızdan başlayarak aile evet. aile ebeveyn evet. ebeveynlerin gerçekten yetkinliği, yeterliliği, sonra eğitim eğitim kurumlarında gerekli gereksiz ders yerine gerçekten kural, kaide, ahlak Değerlerimiz, bizi biz yapan değerlerimiz, bunların eğitimsizliği mi? Yani Allah aşkına şu an bizim çocuklarımız devlet okullarında haftada bir saat beden yapıyorlar. Ya bir saat beden dersinde bu çocuk ne enerjisini boşaltır, ne onu yapar, ne bunu yapar. Hanım, niye Hanım, toprak, biz... toprak yok, toprak. Tamam. Yani ya çocuklarımız bu, toprağa basacak tamam. yeri yok. Şimdi bunu, bunu çocuklarımıza şey eğitim, ya. bakın... Ee... Çocu, devlet, devlet çocuğu yetiştirmez. Ben size katılıyorum. Bir aile çocuğu olduğu, yetiştirir. Evet. Yani devlet çocuğu ve bu nesli korumakla yükümlüdür ama büyütmek, o çocuğa ahlaki, kuralları tanzim insani, eder, maalesef vicdani yok. duyguları yok. vermek, onları sağlıklı bireyler olarak topluma karıştırmak bu aileden gelen bir şey. Ama aile yetersizse değil mi? Yani Nari'nin annesini konuşacak olursak, veya sıla bebeğin annesini konuşacak olursak, sizce ikisine de anne olma yetkinliği verilebilinir miydi? Verilemezdi. Peki aile yetersizse hangi anda kamu otoritesi devreye girmeli? Eğitim kurumunda mı, sağlık e, kurumunda mı? İşte e, Semih Surcanisi beş kez mental olarak bir sağlık kuruluşuna gitmiş. Bu çocuğun mental olarak tehlike boyutunda olduğunu okulda öğretmenleri, ailesi ve bu sağlık kuruluşlarındaki insanlar tespit edememiş ve bizim içimize gönderiyorlarsa. Videosu var canım, videosu şöyle var o videosundan görünmemiş. Ne çok net bir o şey söyleyeyim. Şeyin, o surda bütün, e, Ama işte burada hep katleden, karşılıklı olarak eleman, siyasi hayır, hayır, çıkarım hayır, 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 hayır asla, atmak, asla. Eğitim konusunda çok haklısınız. Eğitim konusunda çok haklısınız. Eğitim bir beka meselesidir ama eğitimle beraber başka beka meselesine dönmüş hallerimiz var. Güçlü sosyal devlet meselesidir bu. Çocuklarımızın alacak oldukları eğitim ve varsa bu tarz karşılaştıkları sorunlar velayet tarafından çözülemeyecek sorunlarının olduğu yerde bizim yasalarımız esasında belli Aa, aynen. İşte müsait, anayasamız da müsait güçlü sosyal devletle çocuğun geleceğinin belirlenmesi sağlanması Yani siz veliyet dediğinizde, biz bir güçlü sosyal devlet anlayamayabilir. Bir, Anne biz, ve baba biz, ve ailenin biz yapamadığı. Biz bir güçlü sosyal devlet olgusunu sadece şöyle algılıyoruz: bir dünya yoksula inayette bulunmak sadece bu olarak görüyoruz. Güçlü sosyal devlet insan onuruna yaraşır şekilde herkesi yaşatabilme meselesidir. Yani orada müferiden verdiğiniz örnekler söz konusu tabii ki onunla ama. Bugün insanlar zaten çocuklarına iyi eğitim aldıramıyorlar. Ben televizyon kanallarına çıkıp anlattığımda parlamentodayken o dönemde 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile Bakanlığı arasında yapılmış bir protokol vardı. Onu hatırlattım 3 yıl sonra. O protokolda çocuklarımıza okullarda bir öğün yemek ve hijyenik su verilmesi meselesi vardı. 3 yıl uygulanmadı. Çıktım yasa teklifi verdim. Reddedildi. Bugün aynı şartlarda çocuklar okula gidiyor ve yüz binlerce çocuk Gürsel başkanım onunla ilgili de bir araştırma yaptırmıştı hatırladığım kadarıyla. Şu anda eğitim almaktan vazgeçmiş ortaokulda, lisede, ilkokulda. 2000... Burada güçlü sosyal devlet olgusuna vurgu yapmak zorundayız ya hep beraber. Diyelim, 2020 evet. da koruyamıyoruz, çocuklarımızı da koruyamıyoruz. Oraya da oluyor. yani Kim, Bir da şeyi aşağılamak için değil, modeli hayır, hayır, şey. sorun tespiti çok güzel. Doğru, do doğru yani, tespit yapalım. Doğru yani o zaman yani. 20 yasalar olabilir ama nihayetinde sonuca bakarım. ben. Yani. Hayır, Uygulaması önemli. Yani, yani, yani ailede arası. başlıyor her şey. Burada mutabık olduğumuz olay yok. Aile rahat değil ki yani. Ama ailede... ailelik sertifikası vererek falan da bu olmuyor. Bizim analarımız, ninelerimizde yoktu bu ama genel bir farkındalık vardı ve onun üzerinden bakılıyordu. Şu an e, kent hayatının getirmiş olduğu o sert Başka bir dünyadayız Sert bir şey. ortam evet. işte Başka ana bir... baba çalışıyor, çocuklar ortada çoğu bağımlı oluyor. Bakın bağımlılık ama derken işte, sadece tamam. uyuşturucu Zayıtaki, bağımlılığından bahsetmiyorum. Diyor, ciddi bir evet. rakam. Uyuşturucu Teknoloj bağımlılığından bahsetmiyorum. Teknoloji bağımlılığı da bir tarafa, kumar Aşkım. bağımlılığı, bu ha, e, aynen. sanal sanal ha, bahisler sanal Aileleri yıkan, ciddi evet. anlamda e, çökerten bir noktaya gelmiş durumda. Bu konularda genel olarak bu tür bağımlılıklarda da farkındalığa ihtiyaç, eğitimde farkındalığa ihtiyaç var. Eğitimde de farkındalığa ihtiyaç var. Her şeyden öte de fırsat, fırsat eşitliğini Öğrenci sağlamaya var. ihtiyaç Sadık. var. Doğru, Katılıyorum. Aynen. Şimdi e, tabii bu böyle e, bir programla e, konuşulacak bir şey. Saatleri alması gereken bir şey. Evet. Kesin Temel Kesin sorun yani. bir kere şu. Toplumun denası değişti. Bir kere bu kentleşmeye baktığınızda dünyanın birçok ülkelerinde kentleşme, dünyanın hiçbir yerinde bugüne kadar Asyasından Avrupa'sından Orta Doğu'sundan görülmemiş bir durumla karşı karşıya kaldık. İstanbul'da neredeyse işte Sayın Erdoğan hatırlarsanız belediye başkanı olduğu dönem dedi ki şey kullanacağım yani pasaport. Hı hı. O zaman 3,5-4 İstanbul milyon. İstanbul'a girişle alakalı. 4 milyon, 10, 16 milyon. Vizesiz siz Tabii yani. 16 milyon. Üstüne üstlük İstanbul'da bizim yapmış olduğumuz çalışmada 2 milyon da dünyanın çeşitli ülkelerinde, yani herkes Suriye ile meşgul ama örneğin Esavirt'te 34 farklı ülkenin insanları şu anda konumlanmış mahalleleri var. Eğitim 34 burundan. farklı ülke. Kim bunlar? Kanamalı coğrafyada gelenler, sorunlu coğrafyada gelenler. E, öbür illerde gelenler ne olmuş? O da taşı toprağı altın diye gelmiş Ayakta duramıyor Bir tarafta ekonomik sıkıntı Çocukların talepleri Biliyorsunuz geçmiş dönemde Biz hepimiz köylü çocuklarıyız Köydeki zenginle yoksul arasındaki çocukların Şeyini fark edemezdiniz yani Bir de irite etmezdi Şimdi bu paracı toplum oldu Para tapan bir toplum haline geldi bir, bir kısım şey ya mesela aslında sorgulanması ki ağzınızı açtığınızda hemen üstünüze bir saldırı geliyor. Ya dünyada siyasetçiler niye zenginleşmez? Mesela Almanya'da bir siyasetçi zenginleşebilir mi? Fransa'da ya da İngiltere'de zenginleşebilir mi? Aklınıza gelebilecek bugün Türkiye'deki siyasetçilere Edirne'den Ardağan'a kadar baktığınızda başka bir şey oluyor ya. Bir başka bir şey oluyor. Zenginleşme ama Aman ha kardeşim dokunmayalım. Kardeşim bakın biz zenginliğe karşı falan değiliz. Ticaret yaparsınız işte ama kamu imkanlarını kullanarak zenginleşirseniz eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda yüzün üstünde kamuda devlette iş yapan milletvekili varsa e kusura bakmayın cemaat hoca ilişkisidir. Bir başka bir şey daha söylemek istiyorum. Yine o parti bu parti ayırmaksızın söylüyorum. Yani 20 yıl 30 30 yıl önce İstanbul'un çeperlerinde ya da başka büyük şehir, şehirlerin çeperlerinde siyaset yapan, görev yapan belediye başkanı, vekil, bakan niçin kendi ilçesinde oturmaz kardeşim? Niçin oturmaz? Neden? Çünkü o kadar zenginleşti ki o bölgedeki insanlar sonuç itibarıyla ister sol mahalle deyin ister sağ mahalle. Neydi kardeşim? İşte örneğin ...mücahitlik ilkesiyle insanlar yola çıkmıştı. E şimdi bir kısım müteahhitleşince... Aynı aynı şeyi o, devrimciler için de söylüyor. Öyle, oraya da geleceğim. Evet. Tabii hiç fark evet. etmez. Hiç fark etmez. Tabii. Eğer bugün yok, yok. bugün siyasetçiler İstanbul'un çeperlerinde sadece 110 bin TL, 110 bin, 120 bin aidat ödüyorsa... ...fakir fukara, ey kardeşim oyunuzu kullanırken kira aklınıza de, başınıza kira, gel. Kira değil, aidat. Kira değil, aidat. aidat. Kira bile olsa inanılmaz tamam, da. Evet. E şimdi İstanbul bir de yeni bir planlama oldu. Öbek öbek villa tipleri, işte rezidanslar, etrafında da fakir fukara. Taksici bir kardeşimiz taksisinin arkasına şunu yazmış, çektim. Hatta arabayı da durdurdum dedi. Ne yazmış? Kardeşim bir dur. Fakire ekmek yoksa zengine huzur yok. Evet size huzur Aynen. olmayacak kardeşim ya. Yapmayın kardeşim ya. Bu para tapıcılıktan vazgeçin. Doğal olarak da toplumun bütün dengesi alt üst oluyor. Hilmi Bey siz araştırmacısınız. Ben de muhafazakar bir ailenin çocuğuyum. Beş yıl önceye göre baktığınızda, beş yıl önceyle bugünkü arasında cami, cuma cemaatin arı, cuma, cumaya giden cemaatin neredeyse yarılara düşmüş. E şimdi herkesin bir kendisini gözden geçirmesi lazım. Benim mahalle dahil olmak üzere. Ya solculukta elbette kardeşim insan ama böyle bir şey olamaz. Orantısız zenginleşme ve öyle bir hale geçirdik. Az önce o, sizin o taksicinin arkasında yazan söz aslında komşusu açken tok yatan tabii, bizden tabii. değildir. E yani ama işte sözüyle desem şey, yani sonuçta bakın bunu AK Parti'nin ilk kuruluşunda heyecanla izlemişim bir Cumhuriyet Halk Partili olarak. O zaman da İstanbul il Yöneticisiydim. Aynen üç şeyi izlerken helal olsun dedim ya. Türkiye'nin temel ihtiyacını bir siyasi parti kavramış. Ne güzel dedim ya. Neydi bunun bir tanesi? Yolsuzluk. Bakın dünyanın her ülkesinde, her bir ülkede milli geliriniz ne kadar yüksek olursa olsun. Eğer o ülkede yolsuzluk varsa siz o ülkede yoksulluktan kurtulamazsınız kardeşim. İkincisi yasaksız Türkiye demişti. Çok heveslendim. Ya ne güzel yani. E şimdi geldiğimiz duruma bak. O mahalle bu mahalle diye ayırmıyorum. Toplumun gerçekten DNA'sı bozuldu. Az bugün önce İstanbul'da, kurallar dediniz. Yasak yerine kuralları koyduğumuz zaman, o kurallara uyduğumuz zaman aslına bakarsanız kurallar aynı dedi. zamanda özgürlüktür. Ya bugün Norveç'e İsveç e gidin, İsveç'e gidin. En kurallı ülkeler. Tamam aynı 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 yapamazsın. şeyi söylüyoruz. Ama bu kuralsızlık kuralsızlık sizin özgürlüğünüzü kısıtlamıyor. Tabii ki kurallara uyacaksınız. Kurallı hale getireceksiniz. Bir kere yolsuzluğu bitirmemiz lazım. Yolsuzluğu kesinlikle. bitirdiğiniz zaman kesinlikle yoksulluk biter. 2 milyon gencimiz ya düşünün ya. Bazen gerçekten içim yanıyor. Çok üzülüyorum. Yani biz annemiz babamız yemez yedirmezdi ama çocuğum okuyu versin. Geçen sene 157 bin çocuğumuz çok da iyi üniversiteler kazanmalarına rağmen kayıtlarını yapamadılar ya bu çocuklarımız. Kayıtlarını yapamadı. İşte o sosyal devlet oradan devreye girecek bırakınca. Ama o kayıt yapamayanların bazıları başka üniversitelere kayıt oluyorlar ya da çeşitli sebeplerle başka tercihlerde bulunabiliyor. Şimdi, şey, evet şimdi şu an en önemli meselelerden birisi ne eğitimde ne istihdamda e, bulun. E, olmayan gençlerimiz. Bu çok önemli bir mesele. Ne eğitimde varlar, ne istihdamda varlar. Ne okuyorlar, Doğru. ne çalışıyorlar. Doğru. Gelecekle ilgili umutları yok Ev, bir taraftan da bir taraftan da çalışmak da istemiyorlar. Böyle bir gerçeklik de var. İnsanlar çalışmak istemiyor. Bu bunun da efendim bir şekilde Haber Türk'te 3 yıl önce çalışılması gerekiyor. var dedim. Ya dikkat edilmesi yanlış gereken yanlış tercih, çocukları... yanlış üniversite eğitimi, üniversite eğitimi Elinde diplomalı bir sürü kabiliyeti olmayan gençler, yani herkes gerçekten üniversite diploması, daha doğrusu diplomanın bu kadar e, yerlerde olduğu bir dönemde olmadı ama burada okumuyor. aileler de gazete okurlarıydı Peki, üniversite ya okuyucun, var Bir Japon gazetesiyle röportaj varsa yaptım, niye sordum. daha önceden yönlendirme yok. Gazeteniz ne satıyor dedim, 10 milyon dedi ya böyle dondum kaldım ya bir gazete 10 milyon ya. Bizim ülkemizde gazete satmıyor. Kitap okuma oranı yüzde on bin, sekiz, bizde binde bir. Binde bir. Ya böyle bir şey Ama olabilir şimdi burada zaman yani? şunu tartışmamız önermeleri lazım mı? Önermeleri da, olması lazım. E, demek ki şimdi siyasetten. De yani kısacası önermeleri. E, önermeleri. kimse kimseye güven duymuyor. Toplum siyasetçiye güven duymuyor. Belediye başkanına güven duymuyor. Belediye başkanı yönettiği vatandaşına güvenmiyor. Evet. Öğrenci evet. öğretmene güvenmiyor. Evet, evet. evet. Yani Doğru. o zaman Doğru. ciddi bir güven bunalımımız var. Bir var. şimdi burada diyoruz ama yargıya güven. Gençlerimiz diyor. muhakkak söylüyordur izleyenler. İş var mı da düzgün de çalışalım. Hani ben şu kadar eğitim gördüm bana şu maaşı veriyor. Ben ama niye çalışayım diyen de var. Orada. Veya mesele orada. ama evet, sadece, sancı sancı o güvensizliği, içe kapanıklığı yani yaratan o vatandaş bertaraf etmek de bizim vatandaş, vatandaş ne zaman temsilcisini seçmiş ki? Pardon Türkiye'de Türkiye'de şu an bir vatandaş milyon siyasi partiler kanunu önce değiştirip başkanlık yıl, sistemiyle efendim şeyde e, bu e, neydi onun ismi e, seçim şeylerini kriterlerini değiştirip de e, dar bölge, daraltılmış bölgeye Siyasi getirmeden yasasını, e, siyasette hızla şey yapamaz. E, bazen topu taca atmamız lazım. Tabii tabii. İşte ben, size o, ya, ya, hayvanlar şiddetten üniversite bahsettik üniversite de oradan bu buraya geldi ama bu, topu taca atmanın Yani işte yok. bakın şurada üniversite bile eğitimini, e, güvenmiyoruz. E, Acaba e, ne önemsiz, oluyor? Önemsiz, oluyor? Her şeyden şüphe önemsiz, duyar hale geldi. Önemsizleştirmişim gibi gözükmek istemem. Yani Türkiye'de her yıl neredeyse bizim 200 üniversitemizden hemen hemen 4000'e yakın uluslararası ilişkiler mezunu diploma alıyor. Evet. Bu Türkiye'de 4 bin, 4000 bin her yıl 4000 tane uluslararası ilişkiler mezunu demek Türkiye'yi yurt dışında belli alanlarda temsil, değil mi? Uluslararası yani ilişkiler. 4000 limon satan demek. Yani 4000 tane uluslararası ilişkiler Ata mezununa edersen. ihtiyacımız mı var? Veya 400-500 bin civarında iktisat Ama çok hukukçuya ihtiyacımız olur. var. Her, her yerde şey, hukuk fakültesi var. O konuda Ve da, hukukçular o kadar şey ki uzlaştırmacılık işi başka iş, mesleklerde yaparken meclisteki hukukçular bastırdılar. Onların bir... da elinden şeyi aldılar. Kesinlikle Türkiye'de hiç olmadığı kadar. Ben 30 yıllık bir hukukçuyum. Üstad da burada. Ben bu kadar işsiz Hukuk mezunu görmedim. Yani hedef meslekti hukuk. Ankara Belediyesi'ni zabıta alacak olurdu. diye çoğunluğu hukukçu başvuruyor. Yani bu yani. kadar Peki işte hukuk diploması huk olur mu? Gerçekteniz bir iki yere dikkat çekmek O kadar şey çok şeyler. problemimiz var ki evet. hayvanlar tabii şiddetten tabii, tabii. olayı eğitime de geldi. Sorunları tespit siyaset etmek. Yapayım 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 yani. Siyaset Bir mola versem dönüşte. Tabii tabii. Bir mola devam yerdeler. edeceğiz. Olay buraya geldi. O kadar çok sorun var ki gerçekten bir anda grift her şey. Konulara başladık. Kısa bir mola. Efendim ekol gündemde birlikteliğimiz devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Konuklarımıza birlikte tekrar hatırlatayım. Hilmi Daşdemir, Pınar Hacı Bektaşoğlu, Turan Aydoğan ve Sayın Gürsel Tekin bizimle birlikte. İç siyaseti ağırlık konuşuyoruz ama habercilik böyle bir şey. İşte şu son dakika gelişme bir anda olunca tabii ki Türkiye ayağı da bizi çok yakından ilgilendiriyor. Etrafımız ateş çemberi. Yetkili ağızlardan devamlı üçüncü dünya her an çıkabilir. Savaşı çıkabilir ve Türkiye'ye de hedef gösterebilir İsrail. Amerika neler planlı? Bunlar hep devamlı konuşuyoruz. Haliyle iç siyaseti konuşurken çok çok önemli. E, iç siyasetteki ve toplumsal sorunlarımızı irdelerken bir yandan da bölgeye bakmak zorundayız. Artık iç ve aslında dış siyaset çok birbirine girdi. Her, evet, hepsi birbiri tamam. Hani bazen olayı kaşıyoruz ya, acaba provokasyon mu var? Dışarıdan mı kaşınıyor toplumsal sinir uçları? Aslında hepsi birbiriyle ilintili hadiseler. Ama çok önemli bir gelişme. Hizbullah İsrail'i vurdu. 67 yaralı Sayın Bence Duran Aydoğan biraz olaya temkinli yaklaşıyor gerçi evet. danışıklı. Yani bugüne kadar ki Hizbullah bir şey, demiyorum. saldırıların Ama içinde 40 devam eden e, tablodur bu. 40, Askeri üsse İHA'larla yıl, bir saldırı zaten. Ölülerin de olduğu fark söyleniyor. Fark etmez. Fark etmez. İsrail'in yarın İran'a sert bir saldırı yapabilmesi için gerekçe e, meselesi oldu. Altyapı mı hazırlanıyor? Şimdi bakın 40 yıl Yıldır bu olay böyle devam ediyor ve 40 yıldır insanlar ölüyor ve bu devam eden tablo nedeniyle Gazze yok oldu, Gazze yok oldu, Lübnan ilhak edilir hale geldi neredeyse. Birleşmiş Milletler kararlarını dinlemeyen bir İsrail ile karşı karşıyayız orada. Mavi hat denilen yeri bile tanım tanımadan kendine göre hareketler yapıyor. Şimdi bunu defalarca anlattım ben. En son sayın Cumhurbaşkanımız çok doğru bir çağrı yaptı bu konuyla alakalı dünya devletlerine çağrı yaptı. Artık o kısır döngüden çıktık. Müslümanlar bir araya gelecek, Hristiyanlar, Müslümanlar, yok Museviler falan filan, yok arzı ee, mehut yok bilmem ne falan filan. Buralar böyle bir şey değil. Bu bir yayılmacı mantığın ayakları aynı zamanda ve İsrail'in orada kendini belli ölçüde tahkim etmesiyle alakalı. A babalarının da yayılmacı mantığıyla alakalı bir tablo sonuç itibariyle. Ve bütün değer yargılarını alt üst edecek şekilde biz bu konuları konuştuk. Şimdi mesela Hizbullah'la ilgili biz sadece bir mezhep örgütü diye baktırıldık bu ülkenin içerisinde. Hayır Hizbullah orada çok yol almış ve son 10-15 yıl önce Nasrallah'ın yönetiminde orada milli bir hale de gelmiş. Yani hayatın içine girmiş, efendime söyleyeyim. Ordudan artık, daha kuvvetli, Orduda e, tabii partileşmiş. bir ordusu yok doğru düzgün. Böyle bir tablo oluşmuş. Hamas'la ilgili aynı şekilde baktık. Hamas bütün zafiyetlerine rağmen. Hamas Filistin'i, Filistin'in direniş güçlerini toparlayamayan bütün zafiyetlerine rağmen nihayetinde Filistin'in kurtuluşu için mücadele eden insanlardan oluşan bir yapıdır. Peki ee, bir virgül koyalım mı? Bir dış haberler şefimiz Abdullah Tevgelen'den bir sıcak bilgileri diyorsun, alalım. Tabii. Daha iyi olur. Sağlıklı Buyurun. bilgiler de almış olalım bizdeki Buyurun. bilgilerin dışında. Abdullah merhaba hoş geldin. Merhaba Yasin er çatı tüm konuklarımıza da iyi yayınlar, size de iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Neler yaşanıyor? Hani biz e, misilleme beklerken Hizbullah'ın e, karşı bir atağını gördük. Bu sefer gerçekten durum ciddi mi? Hani hep şüpheyle yaklaşıyoruz ya işte e, boşa düşen füzeler vesaire saldırılar. E, e, bu sefer e, ciddi bir durum mu söz konusu kayıp anlamında? bir yemekhaneye İsrail ordusunun tam da yemek sırasında olduğu anda bir yemekhaneye düşen İHA var hmm. ve 67 yaralı var şu an için edinilen bilgiye göre ilk olarak 33 yaralının olduğu açıklanmıştı. Daha sonra bu yaralı sayısı arttı. İsrail askerlerinin çoğunluğu şu an hastanede tedavi altında. Ağır yaralı olanlar da var. Yani ölü sayısı da çıkabilir. İsrail medyasına göre ise şu dakika itibariyle İsrail ordusunun Saldırı taktikleri de değişebilir. Yani çok daha sert şekilde İsrail Hizbullah vurabilir. Peki ne oldu? Ondan da bahsedelim. Ee, geçtiğimiz saat dilimi içerisinde e, Hizbullah Lübnan'dan farklı noktalardan İHA'ları fırlattı. 3 İHA fırlatıldığı bilgisi mevcut. Bunlardan iki tanesinin İsrail tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Bir tanesi ise e, Binyamina'da bulunan askeri üsse isabet etti. Peki bu askeri üs nerede? Askeri üs Hayfa'nın yani İsrail'in önemli liman şehrinin hemen altında. Ve bu Lütfen arada Abdullah e, bir virgül koydu. Şu bilgi çok enteresan. E, konuklarımızla paylaşmış olayım hem de seninle. E, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin bu saldırıda etkisiz hale getirildiği iddia ediliyor. Enteresan eğer iddia doğruysa. E, böyle bir iddia var. Hatta e, İsrail olaya dair yayın yasağı koymuş. Etkisizden kasıt nedir? Öldürülmüş. E, Öldürülmüş anlamında. Evet. Yani biz biraz da e, haberci dili kullanıyoruz. E, böyle bir durum Her var. Her orada olduğu söyleniyor. Her talebinin evet. o sırada bu üste bu... <laughs> O yemekhanede olduğu mu söyleniyor? Anda, o üste gittiği, o üstü ziyaret ettiği söyleniyor. İsrail'den bunu reddeden bir açıklama gelmiş değil. Ancak bunu kabulle etmiş değiller. Yani Halevi'nin durumuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki dakikalarda İsrail bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Öldüğü, yaralandığı ya da o üste bulunup bulunmadığı ile ilgili bir açıklama yok ama İsrail medyasına göre her Halevi bu saldırı gerçekleştiği sırada Binyamine'deki üsteydi. Askerlerle bir aradaydı. Yemekhanede miydi yoksa komutanlarla farklı bir noktada e, bu savaşı çatışmaları mı görüşüyordu. Onunla ilgili net bir bilgi açıklanmadı ama Binyamina'daki üste olduğu net bir şekilde İsrail basın tarafından söyleniyor. Sadece hı hı. resmi kaynaklar bunu henüz teyit etmiş değil. Öldüğü ya da yaralandığı ile ilgili de bilgiler İsrail. E zaten biliyorsun İsrail'in klasik şeyidir bu. Bu e, um, Araplar 6 gün savaşında da dahil ve bütün kayıplarını daha sonradan öğreniyoruz. Çünkü ciddi bir medya üzerinde e, yasak koyma alışkanlığı da var zaten. Sağlıklı bilgiler yıllar sonra, aylar sonra anca öğrenilebiliyor. Zaten İsrail Meclisi de şu ana kadarki tüm olaylarda çok e, kolay şekilde ağız birliği yapabiliyorlar. Yani evet. e, hükümetin ve e, İsrail Devleti'nin ordusunun isteği neyse o doğrultuda yayınları çok kısa sürede e, birlikte yapabiliyorlar. Şu anda da o anlamda bir sessizlik var. İsrail e, ordusunun açıklaması bekleniyor. Ama saldırının gerçekleştiği nokta çok kritik. Neden çok kritik? Hayfa'nın İsrail'in önemli liman şehrinin altında bulunuyor. Yani Lübnan sınırına 70 kilometre mesafede yer alıyor. 70 kilometre Lübnan sınırının güneyinde. 70 kilometre boyunca bu İHA uçtu. Hiçbir şekilde etkisiz hale getirilemedi. Ve askerlerin yemek yediği sırada yemekhaneye düştü. Alçak uçuşlarla şimdi bunu sorguluyor. Söylenene göre insansız hava araçları Lübnan'dan Hizbullah'ın roket yağmuru altında gönderilmiş. Yani ilk önce bir absorbe edilmiş herhalde savunma mekanizması. Daha sonra kamikazelerle hedefe yönelik bir açıklama şeyi var yapıldığına dair. Şimdi golan Tugay'ına ait bir eğitim kampı deniliyor değil mi? Evet doğru bir eğitim kampından üstten bahsediyoruz. Mesela İsrail merkezi The Times of Israel yaralıların çoğu Hadera'daki Hilal Yafe tıp merkezine taşındı diye bir bilgi paylaşmış gördüğüm kadarıyla. Diğerleri Ramatgan'daki Şeba Hastanesi, Hayfa'daki Rambam Hastanesi vesaire. Yani şu anda ciddi bir teyakkuz durumu var İsrail'de anladığımız kadarıyla. Evet doğrudur. Helikopterlerle hastaların, yaraların yaralıların birçoğu da zaten hastanelere taşındı. Birçok farklı noktada hastanelere taşındı bu yaralılar. Belki önümüzdeki dakikalarda yaraların sayısında da bir artma gerçekleşecek. Ama ölü sayısından Hatta, şu anda hiç bahsedilmiyor ölü, bile değil mi Abdullah? Bazı kaynaklar 3 ölü olduğunu söylüyor ama e, ondan az olacak şekilde ağır yaralı olduğu bilgisi var. Bu net bir bilgi onu söyleyelim. E, Birçok ciddi kaynak bu bilgi geçti ama ölü sayısıyla ilgili 3 olduğuyla ilgili iddialar olsa da resmi olarak e, teyit edilmiş bir bilgi değil ama önümüzdeki dakikalarda belki saat dilimleri içerisinde bu bilgide teyit de teyit edilebilir Çünkü ciddi bir saldırı e, saldırının gerçekleştiği yemekhanenin görüntüleri de var e, tamamen yemekhane darma olmuş durumda ciddi şekilde saldırı etkisini göstermiş ama hmm. biraz önce de bahsettiğim gibi bu saldırının ardından İsrail medyası özellikle <laughs> savaş taktiklerinin değişeceğinden bahsediyor. Çok daha sert bir şekilde Beyrut'a saldırılar İsrail ordusu tarafından düzenleneceği yazılıyor şimdiden. ya e, Sadece e, orayla mı sınırlı kalır? Acaba İran İran'ı da bekleyebilir miyiz burada? Hani eğer dediği kadar etkili bir saldırı olduysa ne Bence dersin? çok etkili bir saldırı ve hatta aslında İsrail'in e, şu an Hani şu, şu e, Turan Vekilimin söylediği e, önermeden yola çıkacak olursak, his, e, yani İsrail zaten e, kendisine bahane üretmek üzere Hizbullah'ın bu saldırısını e, daha böyle yumuşak karşılıyor. E, tezi çok doğru çıkmıyor burada çünkü Hizbullah zaten istediği meşruiyeti Batı e, nezdinde çoktan almış durumda. Yani bugün istese İran'a girsin isterse Suriye'yi Şamı yani her yeri vuruyor İran'a yani İran'a e, geliyoruz Hatta sizi özgürleştireceğiz diyor vesaire bir sürü meşruiyet kendi alanında bunu yaratmış durumda yani kalkıp e, Hizbullah'ın bu saldırısını kendisi için bir avantaja çevirecek e, bir arayış içinde değil artık e, İsrail bundan da rahatsız olur Çünkü iç kamuoyu böyle bir saldırıyı, etkili saldırıyı Netanyahu'yu ve kendi kabinesini ve hükümetini rahatsız edecek şekilde ve sıkıştıracak bir pozisyon olarak da atak olarak da görür. Ama tabii dün ondan önceki gün İran, Rusya Pezeşkyan'la Putin arasında bir görüşme de oldu. Bu görüşmenin aynı zamanda Hizbullah'ın hani çok zayıfladığı, Hizbullah artık devre dışı kalıyor. E, imajını da düzeltmeye yönelik e, belli e, şeyler, e, hedefler, mesela El hedefler taşıdığı konuşmuş. söylenmişti. El Cezire'yi konuşan üst düzey bir yetkilik söylemiş. An... E, direnişin kabiliyetleri hala güçlü ve İsrail'in derinliklerine ulaşabiliyoruz. Evet yani, imaj... yani aslında hizmeti... Ama yani şu bu an bir 67 bir... kişi yaralıdan bahsediyoruz. 60, 41 bin kişiyi katletmiş, soykırım yapan bir şeye karşı işte 67 kişi yaralanmış. Kaç kişi işte o e, İsrail askerlerinden ama bir, Amerika şey yok. Yani bütün sonuç, gücü Amerika zaten, bütün gücüyle yani, bir şekilde yani. orada bence, e, kendilerine bir alan açmak için, saldırmak için daha sert saldırır bence, diyoruz. Neden? Adam bir şekilde onu bahane ediyor. Ha şunu da söyle, söylemeliyiz. Şey Her dağılıyor. şeye rağmen İran, Hizbullah bir şekilde onlarla efendim savaşıyor, görüntüsü veriyor. Ama bakın e, İsrail orada bu şekilde saldırgan tutumuna devam ettikçe bu coğrafyadaki hiç kimse güvende değil, hiçbir ülke güvende değil ve dünyanın hiçbir devleti de sayın cumhurbaşkanımız dışında sesini net bir şekilde çıkaran bir liderde yok. Ama bizim de burada herhangi bir şekilde şu aşamada bir şey yapabilme ihtimalimiz yok. Çıbanın başı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evanjelik ve siyonistler bunların etkin olduğu sürece bu Bravo. tavırlarda devam edecek. Şimdi e, az önce Arzu Mehut meselelerine girerek Ge biraz evet. detaydan girdim ben konuya. Hı -hı. Ee, biraz yarım kaldı kusura de, bakmayın. Bizde ne Osmanlıcılık nasıl konuşuluyor ise İsrail'de de böyle konuşulur bu konular. Ama Likud Partisi'nin içerisinde bile insanlar bu teze ikna değil. Bir devlet tezi olmanın ötesinde değil. Ama Şahinler'i ırkçı ve teolojik şahinleri işte Netanyahu'nun önderliğinde bir grup bu tezi ısrarla gündemde tutuyor. Kendi ama, ama özür dilerim orada e, ikna değil diyorsunuz ama Batı Şeria'daki e, o yer, e, yerleşimcilerin o saldırılar falan bakıldığı zaman herkes buna ikna. Efendim, o, o değil. Ve oradaki... Başka bir şey anlatıyor. Hayır, yani, o, Lübnan'a şey... niye müdahale ediyor orada iknalar. Orada değil. Asıl söylediğim bu proje arz-ı mevut anlamında söylüyorum. Yani bambaşka yerlere salt. Bunların hepsi arz-ı mevutun bir parçası. Ben ama. öyle düşünmüyorum müsaade ederseniz. Yani arz-ı mevut değil bu iş. Arz-ı mevut dediğiniz 3000 yıl öncesi falan. Ama gibi. onun üzerinden bu yeni yayılmacı Hayır dünya. onun üzerinden gidiyorlar adamlar Bu yeni zaman. yayılmacı dünya ABD'nin olduğu yerde kimsesiz arz-ı mevutunuzla ilgilenmez. Asya Pasifik'le ilgili, Akdeniz'le ilgili oradaki kaynaklarla ilgili vesaire konular bunlar ama o temel olarak de, o değil onu kullanarak de, onu yapıyoruz. Ya, Siz de, farklı değil. düşünebilirsiniz ama biz de yani. Osmanlıcılık diyoruz. İsrail'e mi gideceğiz ya da Bağdat'a mı gideceğiz alacağız? Şam'ı mı alacağız Osmanlı yeni Osmanlıcılık denildiğinde. Kimse onu bu de, hayaller yok. bitmez. Bunlar ayrı. Bunlar buralarda kullanılır ama vesaire icraları var adamlar biz de, biz ona göre de, hareket şimdi anlatan, ediyorlar. Anlatabilirsem konuyu. hamleler yok. Bunlar ciddi ihanetlerden bahsediyorlar saldırırken devlet ya her tarafıyla şu olsa ne olur bu olsa ne olur arasındaki ABD ve G7 ülkeleri oradaki tablo esas. E tamam öyledir. Mesela yani öyle bakmak. Onların derdi arz-ı mevhut değil. De. Efendim, ar ar de da, ar ar de. arz Arzı mevhut değil. Arz-ı mevhut değil. baktığınız zaman o arz-ı mevhutu arkalarındaki ar ar güç ar yaman atılır güç ar değil ki. ABD'nin ya da Almanya'nın Almanya açık destek verdiği İsrail'e Almanya'nın arz-ı diye bir derdi yok. Gözünüzü seveyim. Almanya geçmiş şeyinden ona üzerine yaftalanmış o şeyden dolayı bunlara destek veriyor. Bakın şimdi ben müsaade ederseniz azıcık anlatayım. Tamam anlatın anlatayım. Anlat. Tavsiye edin Hilmi Bey. Eyvallah. Bu paylaşım savaşları doğrudan alakalı şeylerdir. Ayrıca İsrail'in orada kendisini tahkim etmesiyle de alakalı. İsrail'in tezleri ne dünyaya anlattığı tezler? Ben güvende değilim diyor değil mi? Bütün dünya bizim karşımıza bunu koyuyor gittiğimiz zaman. Demiyor ki arz-ı yok bilmem ne falan ya da bu Müslüman Hristiyan ya da Musevi bilmem ne savaşı bilmem ne falan demiyor. Sıkıntı nereden başlıyor? Türkiye'nin de böyle bir tezi yok zaten. Türkiye diyor ki orada iki devletli 1967 sınırlarında barışçıl, güvenle yaşayan bir tablo istiyorum diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu deklare ediyor. Devlet tezimiz de budur bizim. İran'ın tezi ne? Peki Siyoniz... Kıbrıs'a da aynısını İran'ın tezi, da... İran tezi ne? İran, İsrail'i yok edeceğiz diyor yıllardır. Siyonizmi yok edeceğiz, İsrail'i yok edeceğiz. Sizin teziniz bu olduğu sürece size yapmış olduğu bu zulme haklı dayanak arar. Ve biz anlatamayız bu, bunun karşılığında başka şeyleri. İran'la biz aynı yerde değiliz. Aynı yerden bakmak zorunda da değiliz. Ama Filistin halkıyla aynı yerdeyiz. Tamam. Filistin halkının orası vatanı. Şimdi bunu doğru anlatmak lazım. Biz de İsrail'in bu medeniyetler çatışması tezinin tezgahına düşersek, yok arzu mevhumdu bilmem neydi ona da saldıracak. Ama adamlar bunu söylüyorlar. Az önce söylüyor ama tamamen katılıyorum. Bakın, bakın şimdi tamamen bakın, katılıyorum. Bakın, Cumhurbaşkanı açıklama yaptı İsrail Cumhurbaşkanı. Arzume öt dediğiniz andan itibaren Türkiye topraklarını da sokarsın. Evet öyle hedefte. Yok yani adam payla ya, paylaşım ya. yaptı oğlu. Ya dün Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor ya. Resmi tepesindeki adam diyor ki bizim Türkiye'de sorun bir yok, sorunumuz yok. yok Türk diyor. halkıyla da bir sorunumuz yok. Bir bakanı da açıklama yapıyor. Diyor ki biz şu toprakları sayıyor işte Irak'a gireceğiz. Bakın bu meseleler böyle basit değil. Bu meselelerin patronajının nereye yönlendiğini 2030'a doğru anlayacağız. Bloke etmek istediği güçlerle ilgili. Şimdi İsrail'i ilk tanıyan devlet Türkiye. E, de. Olabilir. olabilir tanı, yani değil. sonuçta İsrail'le Türkiye'nin hedef bir... hedef ülke Bilmiyorum, olduğunu Türkiye değiştirmez. Türkiye'nin İsrail'le bir sorunu yok. Bir tek sorunu var. Ben size söyleyeyim. Evet. Bir tek sorunu var. O... Türkiye'nin güvenlik tezleri açısından baktığımızda bölgede 3 hatta özel güvenliği açısından tehdit olarak kabul ediyor. Yani bir saldırma Anadolu topraklarına saldırma değil. Kendisinin bölgede güçlü devlet olarak durabilmesine tehdit kabul ediyor. Bunlardan birincisi İran'ın İran, Irak, Suriye Lübnan'a kadar olan hatta Rusya ile birlikte tek egemen olması Türkiye için rahatsız edici. Bunu bir defa ortaya koyalım. Çünkü İran her ne kadar biz iyi komşuluk ilişkileriyle geçin, geçiniyoruz desek bile Suriye ile bile yakınlaşmamızı istemeyen bir devlet. İran da aynı kanattayız, aynı fikirdeyiz ikincisi, ama ama orada yani. Suriye'de kurulmaya çalışan Anlam, PKK devletinin arkasında ikincisi, da bunlar var ikincisi, zaten. İkincisi, ikincisi, ikincisi İsrail'in, İsrail'in Batı Şeria, Gazze kolon tepelerini aşacak şekilde Suriye'ye doğru yönelmesi Türkiye için başka sebepten dolayı bir tehdittir. Oradaki kendi tablosunu ve kendi güvenliğini sağlamak açısından. Üçüncüsü, bunu artık Türkiye tehdit sayar, başka bir şey sayar. Nereye evrilir iç ve dış siyasetimiz zaman içerisinde göreceğiz. Ama bugüne kadar olan tezlerin içerisinde ABD, PKK, PYD'nin oradaki bir arada yaratacak olduğu riskti Türkiye açısından. Bunun ötesinde Türkiye'nin ne tarih tezinde ne milli güvenlik tezinde bugüne kadar İsrail'in Türkiye'ye efendime söyleyeyim saldıracağı Anadolu topraklarına yes. diye bir şey yok. Suriye'ye girdiği bir zaman bakın bölgeyi, bir analiz edelim mi? Ya, Yasin ben Bey haritalara kalkmayız demiyorum. Haritaya bakıp başlar tamam. kalktı orada değil. Burada burada Yasin abi, Bey çubuklu arkadaşlar anlatıyor da bakın Şimdi, İsrail ile ilgili anlatayım izin versen abi sen. Baz, devam bazı devam bazı hayır ben şunu söyleyeyim çok, siz yine devam edin. Bakın şu haritaya baktığınız zaman orada Bari Suriye'de, olduğumuz yerden söyleyelim Volan, ben göstereyim. Bolan tepelerinden evet. daha sonraki süreçte nereye diyorsunuz? Kuzeyine, ya şimdi Kuzeyine anlatacağım ama on, dinlersen. onlar... onlar. Anlatacağım ama dinlersen. Türkiye bunu bir tehdit kabul ediyor. Ama Anadolu topraklarına saldırı tehdidi değil bu. Böyle bir şey Olur mu öyle değil. şey? Suriye'yi işgal ediyor. Bunların işte, şeylerinde var. Şimdi, Her bakın... geçen gün yayılmacı politikasını devam ettiriyor. Ya beni bırak. Ben de bir şey anlatayım. Bir şey anlatıyorum ya. Gözünü seveyim. Şimdi... Türkiye Orta Doğu'daki en güçlü orduya sahip olan Doğru, devlettir yok olan, ve öyle devlet geleneği söyleyeyim. en güçlü devlettir. devlettir. Tamam. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın kalkıp İsrail Anadolu topraklarına saldıracak lafını hiç anlamadım ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadarki duruşlarına da uygun bulmadım. Açık söyleyeyim, altını çizerek söyleyeyim. İç siyasetle dış siyaseti birbirine tahvil ettiğiniz zaman... Fotoğrafı geniş bir şeyden bakarsanız... Fotoğrafı bakarsan, geniş anlatıyorum işte. İç siyasetle dış siyaseti birbirine tahvil ettiğiniz yerden zaman... yerden görmüyoruz. Tahvil ettiğiniz zaman bunu hangi danışmanı söylettiyse onunla yolunu ayırması lazım. Cumhur'un başı Anadolu topraklarında gözü var demez. Gözünü oyarım diyecek kardeşim. Tamam. Senin, Uyarız ona. Senin, e, senin en modern yok. teçhiz edilmiş ordun var. NATO'daki en büyük ordunun sahibisin Amerika'dan sonra... Dünyanın en büyük ordularından ve hakikaten milli değerleri en güçlü ülkelerden birine sahipsin. Ve bunu çok rastgele kullanamazsın böyle. Şimdi, var özür Onun bir arka planı var. Özür dileyerek. Ama bir sözün şey, şey anlam kaybı Sözünüzü devam hayır, Şimdi, hayır, e, ay, bir şey. Bura, e şimdi dedik yani biraz önce Türkiye'nin... Bunu söyleme so nedenim caydırıcılık. Uluslararası hukukta caydırıcılık önemlidir. Yok Turan Bey ben evet. hak vererek bir şey eklemek evet. istiyorum. Ayrıca hem de hani katılımlı olsun. Eee tamam Cumhurbaşkanı Türkiye ile sorunumuz yok vesaire deniyor da. Türkiye'yi çantada keklik mi zannediyorlar gibi bir soru da var vatandaşın gözünde. Hani o kadar ya. şimdi şöyle e, kollarında taşıdıkları haritalarda o arzu mevcut konusunu biz ne kadar e, teolojik... Bizde yeni Osmanlıcılar Vesa... yok mu? Hayır ama biz kolumuzda Devlet tezimiz var. değil. Var A, o, o, Asker, o da vardır belki. Arzı Mehmet onların taşıyordu. devlet tezi ve ona göre hareket ediyorlar. Ha, askerler, herhalde. Devlet tezi Öyle, değil ya. Işte, Askerler bu içerisinde enerjisi şeyi var mıdır? Hesabı var mıdır? Taşıyor, başka bir şeyler vardır Üst düzey ama... yetkilileri sosyal medyalarında bunu paylaşıyorlar. Türkiye'yi de gösteren. Bakın, yalnız Ermenistan, Ermenistan'da da, Ermenistan'da da, iki, iki, pardon çok özür dilerim. Ermenistan'da da bugün Ağrı Dağı'nı Ararat olarak gösterip Ermenistan sınırı olarak gösteren yani vatandaşlar Musul Kerkük bizim demiyor musunuz? vardır yani. yani Ermenistan'da da... da Üst göstermesi ayrı, vatandaşın göstermesi ayrı. Yani şöyle, yani böyle haritalar geçmişe Onlar tarafından genel devlet tezi olursa bir anlamı olur. Buna göre şey yapıyorsunuz. Eğer o küt partiler 67'den beri nasıl genişlettiklerine bakarsanız anlarsınız. Bir parti içerisinde iki ayrı görüş var. Öyle devlet tezi falan değil bunlar. Onlardan bir tanesi ılımlılar, bir tanesi şahinler. Ilımlılar diyorlar ki ABD ile doğru yol yürüyelim kardeşim. Başımıza dert açma, bu yol yürüme senin başını da yer. Öyle söylüyorlar. Netanyahu savaşa ara verilse orada ayakta duracak hali yok. İsrail halkı bizden daha fazla hassas bu konulara. Tabii. tabii. Netanyahu ile ilgili Birleşmiş, şey ABD kongresine gittiğinde kongre başkanlığına bu bir katildir, konuşturmayın size de bize de zarar verir diyen bir halk. 700 bin kişi sokağa çıktı orada. Nüfusunun %10'u, Türkiye'de düşünün 8,5 milyon insanın sokağa çıkması gibi. Bu tablonun içerisinde biz böyle, ayrıca az önce söyledim, Türkiye caydırıcılığı yüksek bir ülke. Evet. Türkiye, NATO ülkesi, NATO sözleşmesinin 5. maddesine göre bizim tırnağımıza dokunulmaya kalkıldığında ya NATO kendini madara edecek ve bir daha adam yerine koyulmayacak şekilde tepkisiz kalacak. Ya ne kadar yaptıklarını ya da, gördük. Ya da, ne kadar yaptıklarını ya gördük o NATO nun. değil, NATO. Hayır, ya NATO'nun ne kadar yaptığını gördük. Hilmi ya işte. Bey biz bir şey görmedik NATO'yu. Ya NATO ilgili. bizim NATO'yu ilkimiz şey değil, biz, değil yani bu şekilde. Şimdi dostumuz <laughs> değil. Ya dostluk değil, sözleşmenin 5. maddesi Abi, diyorum. Yapamadılar ya. adamlar bize Tablo bir, bir şey vermediler ya. Hilmi Bey ki. NATO sözleşmesinin 5. maddesine göre Siz buyurun. bize İsrail'in bir tacizi söz konusu olduğunda NATO kılını kıpırdatmazsa bütün NATO yani gider gider İsrail'le birlikte başımıza İsrail'le birlikte olurlar. Turan Bey, İsrail bizi. siz kalkmadığınız haritanın Kur'an ben buldum. izin istiyorum ama. <laughs> tamam, <sağ olun. gülüyor> evet, tamam. Ben Gürsel Bey'i buldum. Tamam. Buyurun. Şimdi tabii biz uzmanlık alanımız değil. Dış politika uzmanı da değil. Yalnız ben şurada Yemen'in... Ya, ya şimdi de de dış politika uzmanı... Abi 3 kilometre, 5 kilometre ile mi? tariflenecek şeyler değil bunlar. Öncelikle şunu Başka söyleyeyim. bir şey bu ya. Hani biz hep sonucu tartışıyoruz. Evet. Burada şu coğrafyaya baktığımızda kedi gibi sıkıştırılmış hı hı. bir tarafta Libya, bir tarafta diri bir Irak, hı hı. Suriye, İran varken neden bu duruma geldi bu coğrafya? Neden? Güzel bir en soru. dilinden mi geldi? Basit ama önemli. 40 yıllık, 50 yıllık bir projeyle karşı karşıyayız. Biraz önce Sayın Vekilim çok güzel bir Hay olay... Şey var projesi edeyim. ya. Lüküt Bak kendi İsrail'de tam can çekişirken, bitiş noktasına gelmişken <laughs> maalesef can simidi gibi yetişti. Yani Hizbullah hesapsız... Bir ay daha bekleseler Netanyahu gittiydi. Kesinlikle. Ya bir iki ay daha sabredilmiş olsaydı Netanyahu ve Lukut çöküyordu. Onun çöküşünü diriltmek için olağanüstü bir projeyle maalesef öyle bir noktaya getirdi ki evet. biz 6 ay 7 ay Gazze ile meşgul olurken şimdi karşımızda önümüzdeki süreçte işte e, Lübnan efendime söyleyeyim ta Suriye, Suriye İran'ın gurur vurmaz mı duruma geldik? Yani ya yani bu kadar bir şey olur, orantısız yani, Türkiye'yi de bir... hedef alması çok da ütopik değil. Yani şimdi tamam haklısınız. NATO'nun en güçlü ülkesiyiz. Doğru. Veriler öyle ama karşınızda bir çılgın varsa ve arkanızda İngiltere, ne Amerika bu ya? çılgınlığı destekliyorsa ne NATO demek kim demek Turan Bey? Ne yapacak size? NATO Amerika demek. Kim? E o zaman şu Amerika şunun, demek. kim demek? Amerika kim demek? İsrail'in dengesini Amerika, İsrail bütün Bey, Amerika demek lazım. Çok tüm dünyanın dengesini değişmesi çok güzel. lazım. Çok Eğer bir, demek, ülke ülke olarak, demek. bir ülke olarak bir ülke olmak ve destekliyor. Bu öngörünüz yoksa bunu fark edememişseniz o zaman çok büyük bir tehlike içindeyiz. Ya neden o zaman biz durduk yere bu Orta Doğu coğrafyasındaki sorunların bir parçası haline geldik? Ya madem ki. İsrail bizim için de tehlikeli bir durumdaysa niçin geldik yani? Mesela bu, bu Suriye meselesinin niye bir parçası haline geldik? Sınırımız bu soru sor. Yani başımızda <laughs> bir olay varsa kayıtsız mı kalmalıyız? Mazlumların yani yanında Elbette durduğumuz kayıtsız kayıtsız kalmayacağız. Hayır, bu devletlerin bu kadar zayıf düşmüş olması İsrail'in elini güçlendirdi. Şimdi bu, bu soruna zayıf baktığımızda, düşürdük. şimdi gerek, gerek İran'ın, parça parça oralarda nasıl parsel sahibi olabilirim arayışı gerekse Türkiye'nin Amerika ile işbirliği hem Irak konusunda hem Libya hem de Suriye konusundaki sorunları 40 yıl, 30 yıl, 15 yıl önce hesaplamamız gerekiyordu. Yani niçin burada mesela bu rahatlığı var mıydı? Yani Irak diri olsaydı, Libya yani hani diri olsaydı, Sayın Suriye diri olsaydı olur muydu? 30-40 yıl dediniz siz de siyasette ve mecliste evet. görev yaptınız. Sayın Erbakan'ın paylaşımı çok yapılır biliyorsunuz bu konuda. E bir gün Suriye ve İran hedef alınırsa bilin ki sıra Türkiye'dedir diye. Yıl, kaç yıl önce yapıldı? yapıldı. Doğru. Hedef o zaman diye, ha, ya Demek hedef yani, hedef yani ya aslında konular bu, görev yaptığınız mecliste bu konular konuşulmuş. Ya bu dengenin zamanında niçin dedi. bir parçası olduk? Mesela yeni evet. bir sorulur yani. Ya mesela bizim Suriye ile Sayın Erdoğan'ın hatırlayın evet. 2010 yılında Gaziantep'teki o mitingini bugün hatırlıyorum. Hı hı. Otobüsün üstünde Esat'la işte tel örgülerini kaldırıyoruz. Hı hı. Şam'daki kardeşlerimiz elini kolunu sallayarak Antep'e gelecek. Antep'teki kardeşlerimiz elini kolunu sallayarak Şam'a gidecek. Ve gerçekten de Türkiye'de başkanım, muhalefet ya, tarafından ya, da kabul Gürsel yok. Evet. Sonra ne oldu mesela? Gürsel, Ay, Gürsel o ama dilerim. bir saniye o sinirlerimizi, kim yok? Sinirlerimizi dağıtan neydi mesela? Gürsel Vekilim Rusya yok mu? Amerika yok mu şu an? Gürsel Suriye'de? Bey niye yoruyorsunuz kendinizi? Herkes kendinize? orada. İyi de ama ne zaman geldim konumlandım. Ama iyi de yani Afrin'de, Biraz... İdlib'de e, yani Rusya kendisi herkesten önce girmedi mi oraya? 30 Efendim? kilometrelik Rusya alanda Rusya. ortak karakol ortak devriye kararını verirken evet. biz tek ne zaman vermedik. oldu o zaman? Yani bu sorunlar bizim iyi ilişkilerimizin olduğu dönem bu sıkıntılar var mıydı? Yani Suriye S Savaşı'nı başlatan Suriye, biz O zaman da hedefteydi de Golan Tepelerini 2011... daha önceden Benim size bir teklifim var. Yani, yani, Allah uzun ömürler savaşın. verir inşallah. Bir teklifim var. Şu, şu anda Türkiye. Yani şu an herkes oradayken. Tabii tabii. Evet. Bir dakika bir yanlışım var Güzel etmiş, Tabii. Allah ne inşallah uzun aslında... ömür verir. Çok kişi buradayız. Bu böyle devam eder. Bu iş bitmez. İsrail'in bizi tehdit bu konusu bitmez önümüzdeki seçimler yapıldıktan sonra inşallah uzun ömür versin. 6 ay sonrasında Yasin Bey bize randevu versin. Bakalım İsrail o ta tehdit, tarihte de bizi tehdit ediyor. o zaman edelim. arkadaşlar o tarihte de tehdit ediyorsa ben yiyeceğim bu söylediği. Tak ordan hemen bitireceğim. Doğal olarak Devam Suriye'deki bu denge artık olunca da. hem Amerika burada konumlandı hem de Rusya konumlandı ve güçlü bir hale geldi. Hı, hı. Eğer bu sorun yaşanmamış olsaydı, aslında Irak'tan başlayan bu sorunla beraber bir tarafta İran işte orada bir sürecin bir parçası olayım. Bir tarafta da Türkiye ne yazık ki Ortadoğu eş yeni işte Arap Baharı hikayesinin oluştuğu ortamda bizim aslında Suriye ile ilişkimizin bozulmasının nedeni Müslüman kardeşler. Ya yani bunu kabul etmemiz lazım. Yani oradaki Müslüman kardeşlere karşı olan Esat'ın tutumunu ne yazık ki öyle bir hüsümetli hale getirdi ki ve günün sonunda burada büyük bir boşluk doğdu. Bugün çok zalim olan bir ülkeyi elinde dünyanın en önemli teknolojisiyle Hizbullah'ı karşı karşıya bırakarak... Ben de bir şey gösterebilir miyim Peki bir katkı olsun. E, Hemi Bey, Bey'den bir cümle de alayım. Hibir, siz, e, yani de alayım. Geç, geçmiş dönemdeki cumhuriyetin kurucularının söylemiş olduğu cümleler var. Bakın Orta Doğu ateş hatıdır. Hı hı. İmkansızlıklar içerisinde o sınırların tamamı tel örgülerle örülmüştür. Evet Hiçbir dönemde, hiçbir dönemde, en kötü dönemde düşünebiliyor musunuz? Suriye bize hüsnümetli olduğu dönemde bile Türkiye temkinli davranmıştır. Ama ne yazık ki o temsil sonra da bu yani başka bir başka ben buyurun. şunu, da şunu göstermek evet, şu istiyorum. Da yani, da bakın burada çok özür dilerim. Yani şurada devlet e, yani burada egemen devletler görüyoruz değil mi? Suriye Evet. İşte Türkiye onların işte egemen göre, devletler sen, sonra girdi. Irak. Hiçbirine e, şurada ama. Lübnan. Bence burada yok. devlet falan yok. Burada mezheplere bağlı. Mezhepler üzerinden. İttifaklar. Aileler üzerinden, hatta çok geniş kab kabile ve aileler üzerinden oluşmuş ve bunları sonra bir araya getirmiş bir Batı'nın. Yani bakın şu an Lübnan'da, şu bölgede Şi Şiiler var değil mi? Güney Lübnan, Orada şurada. Lübnan'a çok Lübnan Şiiler yani de var, şöyle, Dürziler de bura, var, Hristiyan da var. Hayır hayır var. tamam. Yok yok şurada Şiiler, şu sahilde Maruniler. Maruniler var. Şurada Dürziler, şu bölgede değil mi? Golan, hayır. şey... E şurada Dürziler. Suriye'nin tamamı Şii, değil mi? Nerede? Yani daha doğrusu çoğu e, değilim. Çoğu Şii. Şu bölge, eee İdlib bölgesi, e, daha muhafazakar dindar e, Müslüman, radikal Müslümanlar. E, şurada Kobani dediğimiz, e, Rojava Aynel bölgesi Arap. olarak nitelendirilen Aynel Arap ya da e, burada e, Kürtler ve daha çok seküler dediğimiz yani aslında Hı hı. Amerika ile ve Batı'yla diyalogları daha kolay gelişebilen Kürt toplumu. Şurada Irak, burası tamamen işte Kürtler. Şurada İran'ın şu bölgesinde yine Kürtler. Şurada tamamen Şii işte İran. Yani baktığınızda mezheplerin halen bu kadar canlı politika ve siyaset ve savaş üretebildiği bir yerde kalkıp sadece devletler üzerinden yani Hafız şey Beşar Esad'ın şu an Putin'siz daha dün Putin'le şey pezeşkiyan Putin'le beraberdi. Neden beraberdi İran ve Rusya. Neden? Çünkü burada Esad şu an en önemli adam. Evet. Esad İran içinde en önemli adam, Rusya içinde en önemli adam. Çünkü burada Şii mezhep üzerinden Şiili ve Hizbullah Hizbullah'a da bu anlamda başka türlü motive edebilecek olan bir esat var. Yani bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Devlet yok. Halen çok teolojik olarak mezheplerin ve dinin farklı farklı açılımların olduğu ve bunun siyaset ürettiği ve savaş ve polemik üretebildiği dediklerinin hepsine katılıyorum. Benim söylemek istediğim Türkiye şu. Türkiye'nin korkusunu söyleyeyim. Türkiye'nin korkusu neden güçsüz kısmdan, hale getirdik? Yani burada zaten bir ama, mezhep savaşı yaşanırken, ciddi bir insan hakları bir sorunu tehdit. yaşanırken babadan itibaren ama yani sonradan neden bunun olmuş değil. tehdit olduğunu da bir bitireyim. Yani neden İsrail Türkiye için bu kadar tehdit olabilir? Neden İsrail? Çünkü burada kabul edin veya etmeyin. Şu an İran değil bir peçak üzerinden ee, belki e, İsrail'e karşı bir bariyer oluşturma gayreti içinde veya e, o, olması bekleniyor. Pejak dediğiniz PKK'nın PKK şey demek PKK'nın PKK Kürt, Kürt bölgesi bölgesi. E burada evet. kuzey Irak'ta zaten bir Kürt yönetimi var. E Suriye içinde zaten Amerika'nın garnizonu olan tartışmamız bir Kürt. gerekmez Şimdi mi? o halde sadece bu bölgedeki Kürt dediğimiz nüfus bile İsrail'in ve Amerika'nın Türkiye yönelik bir hareketinde Türkiye'nin çok çok merkeze alması gereken bir durum gösteriyor. Olur mu evet. onların şeyi taşeronu onlar ya şeyler? A, tamam. PKK. Yani, Türkiye niye kendisine yönelik bir tehdit algısını İsrail üzerinden e, şu an devreye koydu? Niye şu an Türkiye... Uzun, zam uzun zamandır var. Yani Ama şu an, şu an bakın. Çalışılan ben randevu Suriye'deki... randevu tarihini belirledim. Bin, bakın. seçimlerden sonraki Inter, altı hayır, bakın şu an <laughs> İran... Şey silahı niye getirdiler İran, oraya? İran, İran Pejak kartını, İran buradaki Kürt kartını, Suriye'deki Kürt kartını, İsrail'e kaptırayım mı? Kaptır. İsrail çünkü burada bu... Onların elinde o kart zaten. Onların elinde. Onlarla birlikte hareket ediyorlar. Onlarla birlikte Oyun yapıyor. bozan. PKK'da, şu an burada Kürt, Kürt kartı oyun bozucu bir kart. Buradaki e, Kürt kartı yapıyor. Yani politikayı üretmiyor buradaki Kürtler. Ama buradaki Kürtler oradaki, oyunu bozabiliyor. Oradaki Kürtler tamamen tamamen şeylerin e, Amerika'nın e, şeyinde, İsrail'in kontrolünde evet, İsrail'in kontrolünde. Ama bugün Pejak, Pejak, PKK ilişkisinde, Pejak İran'ın içindeki PKK tamam, ve desteklenen tamam, doğru. bir e, örgüt. Şimdi Pejak üzerinden PKK'nın şey İsrail'e İsrail e karşı, karşı bir zekatkı bir... olsun diye söyleyeceğim. Şimdi bakın, siz güzel anlatıyorsunuz ve doğru yerden anlatıyorsunuz. Ona o konuda şey teşekkür ediyorum. Şen. O bölgedeki Bugünkü haritanın temel nedeni 70'li yılların ortasında petrolün dolarla eşleştirilmesi olduğunu biliyoruz değil mi? Tabii ki, evet. Ve onun karşılığında da Kara bütün orada belli ölçüde Arap ya da bir başka, yani Mısır'daki Kıpti dersiniz, öbür tarafta Arap, başka bir yerdeki milliyetçi akımlarının da yok edildiğini biliyoruz değil mi? Orada Hı -hı. ulus gibi durmak isteyen Bağız yüklenmelerinin de yok edildiğini evet, biliyoruz. Karşılığında bu medeniyetler çatışmasının bir tez olarak da hayata sürüldüğünü de biliyoruz. O bölgede Irak'ta bir özel Kürt devleti kuruldu değil mi? Kürtler var orada, bir evet. özel Kürt devleti var. Kuzey İr İran'da bir eyalet olarak. Kürt bölgesel Kürtler yönetimi var. ya da Kürdistan. İran'da bir eyalet olarak Kürtler var. Bir kimlik sahibiler oralarda sonuç itibariyle. Evet. Doğal olarak Suriye'de de bu tartışma yapılır. Tabii ki. Ama nasıl yapılır? Suriye'de Kürtlerin olduğu yerde çok fazlasıyla da Arap var. Şimdi sanıyorum ABD ile Rusya'nın tezleri eşleşmeye başladı. Arapları başka bir tarafa taşıyarak Orada bakın Mayıs hı hı. ayında Suriye Devlet Başkanı Esad'ın açıklaması var ABD'ye yönelik olarak. Diyor ki ben Kürtlerle siyasi çözüm için bakın askeri değil siyasi çözüm için oturmaya uygunum. Aynı şey Putin'in Putin sarayında temsilcileri görüşürken de konuşuluyor. Bu süreçler bir süredir var zaten. Biz o zaman halkımıza bir doğruyu anlatmak durumunda değil miyiz? Yani doğru İsrail bize saldıracak meselesi değil ama biz bu devlet kurulu bu özerk yönetim, özerk yönetim olarak konuşuluyor. Bu özerk yönetim kurulursa rahatsız oluruz ya da olmayızı tartışmamız gerekmez Hı -hı. mi burada? Hı -hı. Doğrusu bu değil midir? Evet. Bir de buradan bir şey söyleyeceğim izin verirseniz. Lütfen. Bugün Büyük Birlik Partisi Baş Genel Başkanı Mustafa Destici halkımızın gözünün içine baka baka bir açıklama yaptı. Dedi savunma ki, sanayi olayı. Savunma sanayi ile ilgili 750 lirayı ya vereceksiniz... Hı. Ya Suriye ya da Filistin gibi olacaksınız. Oturduğu koltuğu terk etsin. Buradan söylüyorum. Kalıbının siyasetçisi olsun. Türk halkını iş siyaset meseleleriyle böyle tehdit Ama etmeye harcama, kalkmasın. Ama harcamalardan alınsın. Türk dedi halkı ne Filistin olur, da. ne Irak olur, ne Suriye olur. Bunu bilmiyorsa o koltukta oturmasın kardeşim. Yani bu iş siyaseti... Tamamen iş siyasettir. Taşerondur o anlamda da yaptığın. Hayır, partiler. hayır. Bu gayet yerinde Ama bir, bir şeydir. Yani Türkiye böyle büyük bir tehdit altındadır. Yani. Bakın Ayıp değil mi bu topluluğa karşı? Filistin olursunuz demek. Ya, Niye oturuyor yok? Böyle bir tehdit var. Böyle, böyle tehdit bir tehdit var. Yok. Var var böyle kardeşim. Görmüyorsanız bir yok. başka yok. bir yerden bakıyorsunuz. Şey. Şey, oturduğu koltuğun hakkını verecek. Ver, adam veriyor. Bu tehdit üzerinden okuyor. Bu tehdit ülkenin üzerinden oturuyor ve onun üzerinden şey yapıyor. Ordu güçlü bir ordu olsun istiyor. güçlü bir ordu istiyor. Hiç siyaset söyleyemez. Mesela ama şimdi Suriye'de falan hayal ediyor muydu bu duruma düşeceğini? Efendim Suriye ile ya Türkiye aynıdır. An. Bakın anlattıklarım var. Ya Türkiye, de Türkiye var milli, de hani bir... milli değerleri ortaklaşmış bir ülkedir. Benzemez onlara. Ya bu 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 ülkenin ya, Kuvayi Milliyesi'nde insanlar Kıbrıs çocuklarının örtüsünü, özür dilerim. Niye çocuklarının yapamadı? örtüsünü silahların üzerine serdiler. Kuvayi Milliye ile mücadele verdiler bu ülkenin. İnönü Kıbrıs'a niye harekat insanlar, yapamadı? Onun bir cevabını yapar yaparlar. Ama siyasetçilerin İnönü, bunu kullanması Kıbrıs'a niye o koltuklar oturmayacak. Niye harekat oturmayacak? yapamadı İnönü Kıbrıs'a? Bir onun cevabını bir verin ondan sonra Babalar şey değerlendirin. Yapamadı der kardeşim yapamadı yapamadı yapamadı. Yapamadı. Savunma sanayi yoktu. İşbirlikçi bakanların vardı. Şu anda da yok mu? Savunma sanayi, Nuni Şu şunları mu? bunları yok ettiler. Şu anda ettiler. da yok mu? Ondan sonra... Yok mu? Var. Şu anda yok var. mu? Ama var ama daha iyi olacağız, daha güçlü olacağız. Daha güçlü olacağız. Niye daha güçlü korkmaz. olacağız. Korkma. Daha güçlü Korkma olacağız. Daha güçlü olacağız. Israel'a Derdiniz de anlamıyorum. Derdiniz de. Derdiniz ne de. Ya? İsrail'in yandaşlığını mı yapıyorsunuz? İsrail Yok, derdini e, e, ifade o, e, bu ita, ya. İsrail katil yani? katildir Dini ya. Bey. Nasıl yani? İsrail katildir. Korkma. Katil daha güçlü Tam altında Daha İsrail katildir. Ama iş siyasında böyle tahvil edemezsin. Daha güçlensin. Burada bu tehdit var. Nasıl adamlar bakın nasıl 60 atmış bu ya yıldızlarsa bu yarayacak toprakların içerisinde Türkiye'de var. Türkiye hedef ülke. Bak şeyde Ermenistan tarafından da Yunanistan tarafından da nereden bakarsan etrafınızı Ben size daha çalışıyor. başkasını söyleyeyim. Ama ama İsrail bu ülkeye saldırsın bu topraklardaki Kürtler de bizimle beraber mücadele eder. El Merak etmeyiniz. ne demek? O vatan devletleri bakın şunu unutmayın. unutmayın. İç siyaseti Ayırmayın. malzeme yapan sizsiniz. Ayırmayın. Onlar Türkiye vatandaşı. Biz Kürtleri ayırmıyoruz. Sanırdık. Kürtleri ayırmıyoruz. Peki. Biz olayı, 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 olayı siyaset malzemesi yapan sizsiniz. Sizsiniz. Bilmiyorum. Biraz hem tavsiyonu düşünüyorum. Size... Yani sorunun... Ya, danken, sorunun, Yasin, Bey. Sorunun... Yasin Bey, evet. Yasin Bey. Bakın sorunun, sorunun konuşamadım ana. Konuşamadım bu konuda ben. Buyur abi. Özür bir anlatmak buyur. istiyorum. Özür dilerim. Bir şey söyleyeyim ben, mi? Siz aynı devam edin. konuşmak edeyim. durumda değiliz. aynı ki, düşünmek tabii. zorunda değiliz. değiliz. Muhakkak Edim. muhakkak ama yani. Ben saygı duyuyorum yani sorun yok. Hayır ama şunu gö göz ardı etmemek gerekiyor. İsrail 8 milyon değil. İsmail İsrail 8 milyondan ibaret değil. Arkasında Amerika var. Amerika ile birlikler hareket ediyorlar. Ha Amerika oradan buraya ne yapabilir diyorsanız, işte Ermenistan'ın orada yapmaya çalıştıklarına, Ukrayna ile yapmaya çalıştıklarına baktığınız zaman Amerika ile ilgili senin senden daha iyi bir müttefik bu taraflarda yok. Niye ihtiyaç var? Niye? Niye? Yok. Niye? Amerika daha Amerika yok. öyle bir müttefikimiz ki hemen yanı başımızda bizi hedef alan bir PKK devleti kurmaya çalışıyor. Bunu nasıl görmezden gelip de Amerika'dan yani daha iyi bir şey söylemedim. Aksine bu ihtimal var dedim. Aa, Türkiye daha Türkiye Müttefik devleti bunu ne olarak kabul ediyorsa bu nasıl bir müttefikli. halkla bunu paylaşsın dedim zaten. Bu nasıl bir müttefiklik? Hayır halkla bunu paylaşsın. İsrail Anadolu topraklarını alacak demesin o zaman. Ama burda, buradaki kastı buradaki kastı tam olarak değerlendirmediğimiz zaman sadece İsrail. tam olarak, olarak söylesin. zaman yanlış olur. Yanlış olur. Yani evet. şimdi Ama devletin en üst düzey bu şey hani savunmada bir... E, tek tek bunları anla, anlatmaz yöntemi, ki anlatmasına da gerek yok. Şimdi şunu o zaman konuşalım yeri geldiğinde. Şimdi gözümüz orada da ama yani, tehditli değil mi? Gürsel Bey'le de sizinle devam edeceğim. Şunu da aslında açalım. Geri lütfen rica edeceğim. Hem tecrübelerinizden yola çıkarak. Şimdi, şimdi vergilendirmede... E, daha direkt e, bunlar vergi kamu katkı diyelim katkı değil, değil, katkı değil, azer, farklı farklı Azerilerin çok güzel bir atasözü var onunla başlayayım. Nedir o? Diyor ki mısın? vurmayacağı tamam, bak, ondan var. belli elini yeke taşa atıyor. Tüm tam anlaşıldı diye Bir daha sevelim. söyler misiniz? Vurmayacağı ondan belli elini yeke taşa atıyor. Şimdi sorunumuz şu. Biz hep etrafında dönüp dolanıyoruz. Bu Arap Baharı dediğimiz bu mesele başladığı günden itibaren o Oso tutanaklarında da çok net olarak görebilirsiniz. Orada bir Kürt var ya, ya bir coğrafyanın, Aynen. bir Orta Doğu coğrafyasının en önemli ana unsurlarında Kürtler var ve Kürtlerle ilgili de Türkiye işte o zaman çok konuşulan, tartışılan Oslo raporlarında da onu görebilirsiniz. Ya Kürtlerle bir itfaın olabileceğini. Ne yazık ki biz hem iç meselemizde bunu öteledik yoksaydık. Hem de Orta Doğu'da bir varlık yani İran'da, Irak'ta, Suriye'de işte sonuç itibarıyla çokça direndik işte Irak'takini işte bir şey gibi saydık falan sonuç itibarıyla burada bizim Türkiye'nin ana şey dediğimiz yani Kürtlerin ana vatanı dediğimiz burasıdır ve burada bir kardeşlik hukukunu sağlamak zorundayız. Bunu sağladığımız zaman. O Gülsaber, tarzal boyutta kürtlerle zaten sorunların sorun yaşanamayacağını yani. bilmemiz lazım. Sadece o bahsettiğimiz Cumhuriyet varsa, tarihindeki lazım. Cumhuriyet tarihinde yaşananları o istenmeyen hadiselerin dışında Türk ve Kürt kardeşliğiyle zaten çok bir, bir, bir problem. bakın. ya şunu şuradan bakalım biraz. Yani Amerika Türkiye'de ve diğer de, ülkeler Kürtleri çok mu seviyorlar şimdi toplum öyle? Evet, müthiş, bak, hani zaten. zaten sorunumuz yok. Yani Kürtler ve Yani, Kürtler, kardeş iki etli tırnak gibi. Pınar Hanım'ın çocuklarını Türk Kürt diye ait edebilir Yok mi? of nüfusuna kayıt. Yani, yani, yani. bakın biz başka bir meseleyi evet, konuşuyoruz. Evet yani of nüfusundalar. Şimdi hem Kürdüz hem biz Türküz. Yani, yani bu zaten bu da, çok bakın, müthiş bu bir kazanım. Şey, Efendim, etnik, e, bizim bir takım, Türkiye'deki Türklerle ilgili bir meslek, kaygımızın ya, olmadığını ifade edemem. Evet. Eğer siz, aynen. Etnik siz Orta Doğu'da asla kabul güçlü edin. bir hale gelecekseniz, buradaki Kürt kardeşlerimizle bizim bir kardeşlik hukuku oluşturmamız lazım. Buna hiç itirazımız olabilir E tamam, bu oluştuğu zaman. İtirazımız Zaten olabilir, bakın mi? Hilmi Bey, Oslo tutanaklarına baktığınızda, zaten bunu daha bu başlamadan, mi? yani bu sonuç itibariyle devletimiz bunun hesabını, kitabını yapmıştır. Bu böyle oturarak işte efendim bir Oslo tutanağı, bir çözüm süreci falan keşke bozulmasaydı. Keşke, keşke yani bu zaten. sürdürülebilseydi. Şimdi bile korkunuzda ağzınıza bir şey alamıyorsunuz. Orada bu geçiş, yanlış. yanlış Bakın bu ama yanlışta e, çıkmalıyız. Sorunlarımız, sıkıntılarımız ya, bu varsa. 20 yılda, bu bu sorunlarımızı, sıkıntılarımızı hayır, 20 yılda o kadar, demokratik o kadar haklarımızla bu, bu konuda cesaret ve bu bölgede güçlü e, bozar, bir aktör olarak politikalar ve da, oldu ki. Konuda Efendim bir şey söyleyelim kimin başka tuzağıysa bugün yine olduğunu. bakın bugün ben yine bir koşullar, düşünüyorum. koşullar iyi bir noktaya getirmiş. 2008 yılında Pınar Hanım o zaman partimizin Kürt meselesi konusunda daha böyle bir şahin bir bakışı vardı. Ben de İstanbul İl Başkanıyım. Şahini bırakın. Yani <laughs> neyse Baltalayan, o dönem ben yani, İstanbul İl Başkanıyken Erdoğan ve AK Parti'nin e, yaptığına bu kadar bir istihmale röportajım var. Şu an bu sorunun iyi. ivedilikle çözülmesi lazım. Yani 40 yıldır, 50 yıldır çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Türkiye'de öylesine bir kardeşlik hukuku oluşmuş ki bütün bu sorunlara rağmen ne Kürt Türkiye yan bakmıştır ne de Kürt Türkiye yan bakmıştır. Bu çok önemli bir şeydir. E, çok basit çözülmesi gereken sorunların çözülmesi konusunda siyasetin cesur davranması lazım. 2008 yılında e, bu sorun barışla çözülmeli ama çözülürken Sayın Bahçeli'nin bu sürecin bir parçasında Tabii. olması diyen bir siyasetçi 2008 yılında. Bugün Sayın Bahçeli'nin söyledikleri çok önemli. Biz böyle öteleyelim, öteleyelim dersek, işte hem coğrafyada kendimizi tartışır tartışır hale getiririz, aynı zamanda da bugün çektiğimiz ekonomik sıkıntının ana meselelerinde bir tanesi de bu olmak oldukça önemli çünkü elini uzatırken. Biz elimizi uzatıyoruz. Söyle, hayır, mi? bakın. PKK'yla. Ya bunu bir, e, bir, bir siyasi aranızda mesafe. Bunu, bunu bir, problem bir problem siyasi var. partiler arasında bir çekişmeden çıkarıp kesinlikle bir yani Türkiye meselesi olduğunu. Var, bakın, ve şey. bu Türkiye meselesini el birliğiyle bu mesele çözmemiz çözülmeden gerektiğini Türkiye ileri gidemez. Şimdi. Aynen bu kadar yani, burada çok net bir sorun var. Onu bir defa ortaya koymamız lazım. Ya aslında bu bağlamda hani Türkiye'yi de konuşuyoruz Türkiye ya. Is, şimdi iç safların sıklaştırılması bağlamında da değerlendirelim. Bu, bu değil. O değil. Öyle değil iç mi? safları sıklaştıralım çağrısıyla olacak şeyler değil bunlar. Şimdi siz O Sayın Erdoğan dedi ki e, bakın, bazı siyasiler bakın, ister istemez bunu söyleden, bu şeylere de imza atıyor. Şey, Provokatif. Bakın benim benim uzmanlık alanım barış Tabii tabii çok Göntemleri, önemsiyoruz. Yöntemleri, çatışmaların sonlandırılması, uluslararası ilişkiler anlamında. Ha, ben açıklamaları da hatırlatarak sizler sizden Sayın bilgi Erdoğan, almaya bu, çalışıyorum. Bu söylediği şekliyle olacak bir şey değil bunlar. Niye? Buna, ama anlatayım müsaade edin. Bakın, buyurun, buyurun. Bu dediğiniz eğer bu meselelerle ilgili bir çözüm arayışıysa çok somut, net, kamuoyunun önüne çıkılarak biz böyle bir yol yürüyeceğiz diye bir tarif koyulması lazım. Yoksa Sayın Bahçeli'nin el sıkması çok değerlidir. Zaten elini sıkmayan siyasetçilerin parlamentoda olmasını anlamıyorum ben birbirinin elini sıkmamayı. Barışta ihtiyacımız ama var cümlesi değil. çok işte, anlamlı. barış. Siz, siz bununla ilgili ne yapacaksınız denildiğinde gazeteciyi gösterip işte sen anlat diyecek kadar bazı katiyeliklerden yoksun konuşulmaması gereken şeyler. Bir, Sayın Erdoğan'ın böyle bir iradesi varsa çıkıp ortaya koyması lazım. İki, böyle bir irade Cumhur İttifakı'nın iradesi olamaz. Bakın bir açıklama yapıldı. Denildi ki bu Cumhur İttifakı'nın... Böyle bir irade sadece Cumhur İttifakı'nın üzerinden ortaya koyulur 2015'e kadar ne yaşandıysa benzerleri yaşanır. Böyle bir irade varsa parlamentodan ve bütün partilerin katıldığı şekilde eşit ilişkide kuracakları komisyonlarla konuşulması gereken bir şeydir. Şimdi burada ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ne konuşulacağını bilmiyor. Bir süreç mi değil mi o da bilinmiyor. Yeni bir anayasa yapılırken karşılıklı tavizler mi o da bilinmiyor. Yoksa bir seçim tahkimatı mı o da bilinmiyor. Eğer bu tablo böyle devam ederse, özellikle hani Kürtlerin daha demokratik bir tabloda yaşamalarıyla alakalı bir mevhum varsa kafamızda Kürtlere de yazık ederiz, diğer yaşayanlarımıza da yazık ederiz. Bu tablo böyle doğru değil. Niyet iyi olabilir, özellikle Sayın Bahçeli üzerinden gelinmesi çok daha doğru olabilir. Ama ben bir çözüm meselesi ise bu böyle konuşulabileceğini düşünmüyorum. Yani bu Kuzey Irak'taki oluşumla da alakalı olabilir. Kürtlerin buradaki demokratik hak talepleriyle ilgili de olabilir. Neyse. Yani açıklamanın Bunu, daha net mi yapılması abi, lazım? Hayır bu böyle yürünmez zaten. Bunun kamuoyuna anlatılması gerekir. Kamuoyunun olgunlaştırılması gerekir. Yeni bir anayasa içerisinde bir arayış söz konusuysa ona her partinin ikna olacak şekilde onun bir demokratikleşmeye evrileceğine inanmak gerekir. Ama şimdi ne tartışıyoruz? Biz Sayın Erdoğan'ın ne dediğini kimse bilmiyor. Sayın Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın dili şu. Siz istiğfar edin, çok hatalısınız, yanlış yaptınız bugüne kadar hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hem DEM Parti'ye yönelik. Çok hata yaptınız, size bir el uzatıldı kıymetini bilin. Bu böyle konuşulmaz ki, böyle değildir bu işler. Ben buranın iyi niyetli olduğunu varsayıyorum ama bu değil sorunlu tamam. Bu Siz... böyle bir şey konuşacaksanız bunun içerisinde parlamentodaki bütün partileri katarsınız. Peki. Onların evet. bir dakika müsaade Hatta edin. Hatta bu tamam. Onların liderleriyle <laughs> Onların liderleriyle biraz, bakın. Birazdan müsaade Buram edin. Katkı da evet. Ama Ama olmayan olarak o, Onların yapalım. liderleriyle AK Parti Genel Başkanı değil devletin başı olarak oturursunuz. Bunları konuşursunuz. Bunun ha, devlete bir tehlike çok örnekleri varsa, var. Bakın devlete bir tehlike varsa o da böyle konuşulur. Kapalı kapılar ardından biz bir tehlike gördük. E Size de anlatamadık. Biz bildiğimiz bizde kalsın da olmaz. Peki Hilmi Bey siz ne dersiniz? Yani Buradan alırsanız de olayı değişik bir perspektiften bakın. Oradan bakıyorum tabii. Yani sonuçta e, bu olayı say e, Sayın Bahçeli'nin DEM Partililere el uzatmasını e, Sayın Erdoğan'ın iç cephe vurgusu ki 30 Ağustos'ta da bu iç cephe vurgusunu yapmıştı Sayın Erdoğan. E, meclisin açılışında da yaptı. Ee, ikisini birlikte değerlendiriyorum. Ee, bugüne kadar hatalar olmuş olabilir. Biliyoruz ki DEM Parti PKK'nın siyasal kanadıdır ve bu da birçok belgelerle ortadadır. Ama bizim terör örgütleriyle arasına mesafe koyacak bir e, DEM Parti'ye ihtiyacımız var, ülke olarak var. Kürtlerin de ihtiyacı var, Türk siyasetinin de ihtiyacı var, Türkiye'nin geleceğinde bu coğrafyanın da ihtiyacı var. Bu çerçeveden bakılınca bu Sayın Erdoğan'ın konuşmalarını İsrail saldıracak falan, İsrail derken Sayın Erdoğan uzun uzun anlatacak mı burada İsrail'in arkasında var Amerika var falan filan. Arif olan anlar diye bir lafımız vardır. Güzel bir laf. Oradan anlaşılabilir. Sonuç ya çok üst üste geldi. Yani Somut şimdi... olarak anlatılsa daha iyi değil mi neyse? Ya ama şimdi... edin, ben de konuşuyorum. Yani, şur, 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 şuradan bakınca insanlar haliyle tedirgin oluyor. Bir de bunu da hani yani değerli. şimdi siz belki de siyaseten değerlendiriyorsunuz ama üst üste en üst düzeyden 3. Dünya Savaşları Sürekli diye getiriliyor. Bir ama birdenbire işte e, İsrail'in saldırma ihtimali peşine savunma sanayine katkı Bakın bakın. Haliyle bakın bu sefer de ciddi, ciddi, ciddi üçüncü 3. Dünya Savaşı ile 3. Bakın üçüncü Dünya Savaşı'dır. Eee dünyada birçok lider söyledi. Birçok uzman uzman evet. söyledi. Dolayısıyla böyle bir tehdit var. Belki de böyle bir savaşın içerisindeyiz. Artık vekalet savaşları yürütülüyor. Bir sürü vekalet savaşının Ay Turan Bey'in de söylediği insuru, herhalde insuru bu bağlamda bağlandı. Daha net mi konuşulsun diyorsunuz. Hani böyle ima değil de olabilir, olma, olma ihtimali sorunları. vardı. Devlet Konuşak adamları her şeyi ederim. çok açık bir şekilde konuşmaz. Konuşun bazı şeyleri. Onları da Bey. başkaları değerlendirir. Bey. Şu açar. Yanıtlayayım, açılsın. Ben Türkiye'nin sorunlarını olgunca konuşması gerektiğini söylüyorum ve bir sorunu olduğunu söylüyorum. Evet. Birçok sorunla ilgili, vardı. Kürtlerle ilgili, demokratikleşmeye evrilmesi gereken ciddi sorunlarının olduğunu söylüyorum. Ama bu yöntemle bu olmaz. Şimdi bu başka bir Turan şey. Bey. Turan bu, Bey. Bu, bu tamamen seçimlere endeksli. Şimdi şimdi, şimdi biz yok desek biz yok desek Yok on, desek yok olmayacak Müsaade ki. edin. Biz yok desek onlar var diyorsa. Tabii Tabi haklısınız. <laughs> bu, bu iş ortadan haklısınız. kalkmaz. Tabii Dolayısıyla ya. bir şekilde biz bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Sadece evet. Türkiye için söylemiyorum. Bakın bu coğrafya zengin bir coğrafya. Ama bu coğrafyanın zenginliğini bizim insanımız bir şekilde değerlendiremiyor. Kim yiyor? İşte e, İran petrolünü Amerikalılar yiyor. Efendim, Suriye'de e, İran var. Efendim PKK var. Amerikalılar var. Rusya var. Bir şekilde onların e, istifade ettiği bir noktaya geliyor. Fransızların Suriye'deki geçmişteki yaptıklarına baktığımız zaman Lübnan'ın haline baktığımız zaman e, evet, İran ve İsrail olduğu sürece bu e, şeyde, bu coğrafyada belki biz gerçek anlamda bir istikrarı göremeyeceğiz. Ama bunlarla birlikte de e, bir şekilde onları da zorlayacak bir noktaya getirebiliriz. Ben İsrail'in hiçbir şekilde o yayılmacı politikasından vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü e, geçmişine Kesinlikle. baktığımız zaman sicili. sicili net olarak ortada. Evet, Bunları onun için. görmez, daha farklı değerlendirirsek biz ahmaklık yapmış oluruz. Yapmamız Bakmak gereken yani. ne biliyor musun orada? Dediğinize katılıyorum, asla orada kalmayacak. Aynı zamanda Rusya'nın bugün bu kadar ikircilik kalmasının temel nedeni yine oradaki... Yahudi lobisinin çok güçlü olusundan kaynaklı. Bizim bizim kendi meselemizi Peki Türkiye'de Yahudi lobisi Şuna emin olun sadece kendi ülkemizde güçlü oldu. olmayacağız. Aynı zamanda ben, Kürt meselesini çözdüğümüzde ben Orta Doğu'nun ve bu coğrafyanın değil. en önemli aktörü haline geleceğiz. Temel, temel mesele de terör örgütüyle arasına mesafe koyacak ve Türk ve Kürt bir araya gelirse şu coğrafyada inanın bir inanır, arada zaten, bir arada bir, bir sıkıyık okunar sınır, da, sınır, sınır meselesi şu. Biraz cümleyle bir bir katkı alacağım. Lübnan'da Litani Nehri'nin oradaki <laughs> evet. su kaynaklarına kadar olan kısmı kendi kontrolünde tutmak. Peki. Ee, Suriye'de Golan Tepeleri kendi kontrol su, su açısından kendi kontrolünde ve güvenlikte tutmak. Gazze'yi zaten Taarımar etmiş, elinin altına almış. Oradaki doğalgaz kaynaklarını da kullanıyor. İsrail bunu ABD Başkanı Ocak ayında başlayana kadar bu Hizbullah'tı, Hamas'tı bilmem neydi bütün üst kadrolarını da yok ederek bunu sağlamak yolunda şu anda. ABD'nin derdi başka ama ABD Asya Pasifik'te Çin'le karşı karşıya geldiği noktaları tahkim etmek istiyor. Bunu böyle görmemiz e, lazım. Cephe çok fazla. Biz orada Hı. değiliz. Türkiye Cumhuriyeti o tabloda ABD müttefiki olarak duruyor hala. Biten lükütü nasıl dirilttik? Onu çok Peki. Tarih yazacak Ben de bu, e, bu arada bir bilgi de ekleyeyim. Özür dileyerek tabii da. ki. E, Ömer Çelik'in bir açıklaması var. Biliyorsunuz bu Birleşmiş Milletler binasına da saldırı evet, gerçekleştirdi. E, şimdi siz hani dediniz ya biz NATO'yuz vesaire ama Birleşmiş Milletler de işte. Birleşmiş Milletler a, pasif bir örgüt. Onlar a, izyatifini kaybetmiş. E, yani. Bosna Türkiye Türkiye çok, or, çok çok geç hareket, etti. Yok, o da ayrı da bir konu. De bir değil mi? Bu tarz şu an İsrail'de istenmeyen. Şöyle İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler geçici görev gücüne saldırması BM üyesi tüm ülkelere saldırması demektir. Uluslararası güvenlik örgütlerinden farklı onlar. Netanyahu hükümeti her ülke ve uluslararası hukuk için tehdittir. Bu saldırılar bir kere daha İsrail'in barış yanlısı herkesi düşman olarak gördüğünü göstermiştir. Barışı korumak isteyen tüm ülkeler İsrail'e beraber İsrail'e karşı beraber hareket A etmelidir A diye. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da böyleydi. Evet. Baştan beri bunu yapmamız gerekiyordu. Dünya halklarına seslenmemiz gerekiyordu. Müslüman-Siyonist savaşı dediğiniz andan itibaren İsrail'i orada başka bir konuma sokuyorsunuz. Oradan çıkmak gerekiyor. Şimdi bakın. Buyurun. Biraz önce tabloda şunu gördük. İsrail neden bu kadar cesaretli? Yani merak etmeyin. En güçlü orduları, en işte muhteşem silahları, teknolojisi ne kadar güçlü olursa olsun Amerika'sı ve İsrail'i eğer şu Orta Doğu coğrafyası bu kadar parçalanmış, bu kadar mezhepler, bu kadar kimlikler, bu kadar e, çizgilerle… Hukuksuzluklar. E, yani e, hukuksuzluklar, kuralsızlık, e, kuralsızlık işte. otoriter rejimler vesaire vesaire olmasaydı birazcık, birazcık egemen devlet olmanın gereği olarak e, kendi milletlerini ve toplumlarının e, menfaatlerini kendi menfaatlerinden önceleyen, e, otoriter rejimler yerine demokrat e, demokrasi ile yönetilen bir iki devlet daha olsaydı merak etmeyin İsrail elindeki 400-500 füzeye rağmen bu kadar cesaretli olamazdı. Bu kadar geniş alana neden edemezdi. neden? Çünkü Orta Doğu kırılgan bir coğrafya. Saçma. Şimdi iç siyasetteki tartışmalarda da Orta Doğu böyle kırılgan olduğu için İsrail ve Amerika bu cesareti buluyorsa. Siz kendi ülkenizin içinde de kırılgan olmamanız lazım. Sizin ekonomik olarak, toplumsal olarak, sosyal sosyolojiniz olarak, toplum psikolojisi olarak her yönüyle bırakın kırılgan olmayı, çok muhteşem bir muhkem bir kenetlenme içinde olmanız lazım. Bakın. Peki Türkiye insanlar, iç, iç gerçekten iç cephede sağlam mı? Ha, bakın. bakın. şimdi mesela this, söylediğini i̇şte ifade ettiği gibi eğer o, değil mi Rusya'da eğer Yahudi lobisinin nasıl Rus Dobrin yani, çok batın, kuvvetli olduğunu çok Ukrayna'da var. Yani. Ee, Ukrayna'da Ukrayna Ya zaten Bey, söylenir dünya Yasin e savaşından değiliz. sonra kurulan zaten, ülkeler önce, vardır Yahudiler bakın, tarafından. Biraz önce Gebze Belediyesi'ndeki 15 tane hayvanın nasıl öldüğüne dair evet. burada birbirimizi suçladık değil mi? İktidar hayır. Yani suçladık derken Gebze Belediyesi en azından 2 gündür hayvanları soykırıma uğratan bir belediye şeyinde evet, ama, hanım, bunu yapan, da, ama bunu yasada belediye yapan, başkanları doğumundan ölümüne yapan, kadar ben sorumlu demek istemin. Ama bunu yapan yani bunu yapan AK Parti'li hesaplar falan ya da ne bileyim Gebze şey Gebze Belediyesi belediyesine oy verenler değil. Gebze Belediyesi AK Parti'ye geçtiği için ve AK Parti kazandığı için öfkelenen bu konuda kendisini muhalif olarak nitelendirenler bugün bu kadar netlikte bir ithamda bulunuyorlar. Şimdi bizler gelecek, yani milletler geçmişlerine bakarak geleceklerini kuramazlar. Hepimiz evet. bugün bu coğrafyada yaşayan 85 milyon geçmişe baktığımızda, tarihimize baktığımızda birbirimizi kırdığımızı, üzdüğümüzü görürüz. Veya hatalar da yapılmıştır, kahramanlıklar da vardır. Hataları yapanlar da bizdendir, kahramanlıkları yapanlar da bizler, bizdendir. Ancak biz geçmişimize bakarak geleceğimizi kuramayacağımıza göre biz ancak geleceğimizi tam bir toplum olup o toplum olarak ortak bir gelecek ve ortak hayaller kurabilen insanlar topluluğu olabilirsek biz geçmişimizi kurabiliriz, hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Eğer bugün Türkler veya Kürtler veya diğer... Bu ülkede kendini farklı kimliklerde ifade edenler geçmişe baktıklarında Cumhuriyet tarihi, Osmanlı dönemi olmak üzere Aleviler, Sünniler herkesin bir acısı var zaten. Ama bu acının müsebbibleri ve sebepleri ve sonuçlarını konuştuğumuz andan itibaren biz toplum olamıyoruz işte. Biz en fazla kendi kimliklerine sıkışan, kendi kimlikleri üzerinden diğer kimliğin ona yaptığını söylemeye çalışıp kendini daha haklı görüp o haklılık üzerinden başka talepleri geliştirmeye çalışan yine topluluklar oluruz. O halde Sayın Bahçeli'nin uzattığı el aslında geçmişte ne olmuşsa olmuş. O olmuş, bitmiş dem. Demden önce HDP, HDP'den önce diğerleri ne yapmışsak bugün yeni bir sayfa açalım diye şöyle bir kısa yaparsen, bir mola verelim de asıl virgül koyalım. Sizin dediğiniz noktada gerçekten bu el sıkışma ya el, el uzatma çok kıymetli. Hayır ama bu şöyle bir yeniden şey. işte toplum olabilmenin Beşine, adımı büntem. olarak görüyorum. İş siyaset malzemesi mi yapılıyor? Hem e, sizin dediğiniz gibi Ül bunu tekrar el uzatılsa o konuşulmaz öyle. Hayır şey anlamında diyorum. E, e, bu olayların işte Türkiye'yi hedef alıp almayacağı, Anayasa'nın üçüncü maddesi, Sayın Kurtulmuş'un açıklaması <laughs> İşte ee, işte Mehmet Uç'un Değerli toplu kimin izlenmesi lazım Yasin Bey. Şimdi, i̇şte şimdi bunları da konuşalım. Yeni, bir, yeni bir yol söylüyor. haritası mı herkes belirleniyor? Ne oluyor? Ya. Aslında planlı, programlı bir yol haritası var. Yoksa kervan yolda mı diziliyor? Şunu, kısa bir mola verelim. Şunu söyleyeyim, Devam ondan edin. sonra gidin isterseniz. Her, Tek bir cümle. Herkes pardon. bunu siyaset malzemesi yapar ama Sayın Bahçeli yapmaz çünkü Bahçeli'nin geçmişten gelen. Peki. 20. Ama açacağız bunu. Evet, açacağız bunu. Kısa bir mola. Ekol gündemde, birlikteliğimiz devam ediyor efendim. konuklarımızla birlikte en son Pınar Hanım, sizde kalmıştık ama şu hatırlatmayı da yapalım. Televizyonları yine açan hı hı. seyircilerimiz olabilir son dakika gelişme var görüyorsunuz. Golani Tugay yönelik bir e, Hizbullah'ın bomba yüklü ihalarla, kamikaze ihalarla bir saldırısı söz konusu e, ve işin orada... 67 yaralı olduğu söyleniyor ama biliyorsunuz ki Kolaylaştı. İsrail medyası sıcak bilgileri paylaşmıyorlar. O bilgilerden yaralanamıyoruz. Ama şöyle bir iddia var ki bu ciddi. Eğer doğruysa İsa Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de o bölgede olduğu, o üst bölgesinde olduğu ve ona yönelik olduğu söyleniyordu esas hedefin ve öldürüldüğü, bertaraf edildiği yönünde de Hizbullah kaynaklarının bazı paylaşımları söz konusu ama dediğimiz gibi önemli gelişmeler var ve biz Türkiye ayağını konuşuyoruz. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başladı. Daha sonra da savunmaya ek katkı ya yönelik bazı açıklamalar gelince de biz dedik ki gerçekten durum ciddi. Yani üst üste yapılan açıklamalar 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimaliyle başlayıp İsrail İsrail'in Türkiye'ye yönelik arz mevutla başlayan, bizim haritalarımızda kendi topraklarında gösteren o idealleri üzerinden Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar bizi haliyle tedirgin etti. Ya acaba ne oluyor? Ha, tedirgin etti derken korkmak anlamında değil. Ama bölgemiz zaten bir barut fıçısı. Neler oluyor diye bu konuda değerli görüşlerinizi de tabii merak ediyoruz. Buyurun. Yani bakın toplumda yargıya güven, ya da ya, toplumun kendisini sokakta yürürken güvende hissetme kat sayısı ya da oranı ne kadar düştü değil mi? Son e, 20 yıla 30 yıla baktığımızda şu an en düşük düzeydeyiz. Yargıya güvende, sokakta yürü, yürürken insanların kendini güvende hissetmesi, ekonomik olarak geleceğe güvenle bakma. bölge yani güven, bölgeye bu, bölgedeki de güvenmiyoruz. Bölgenin durumu. Güvensizlik her e, to, İnsanların bir ev sahibi olabilme bir araba sahibi olabilme kendi çocuklarının gerçekten aldıkları eğitime göre ya yani biz orada geçtik iş da, sanki canımızdan Bütün da bundan... güvende değiliz yani canımızdan bile şüphe ediyoruz. Sokakta evet. yürürken acaba arkadan birisi bir bıçakla olan bıçaklayacak yani, mı? Bugün bir yine şey olacak bir, mı? Hani bu erkeği kadın yine yok bir artık emniyet bu mensubuna yine bir saldırı oldu bir bağımlı tarafından. Bakın dün Beyoğlu'nda oldu her Ay, gün o. Yani hani hepimizin böyle bir güven var. Dışarıda güvensizlik. Ya yani hepimiz mahallelerde büyüdük, köylerde büyüdük, sokaklarda büyüdük. Hiçbir zaman karşımıza bir tane şizofren çıkacak, o çıkacak biri bizi Ya Muhakkak bıçaklayacak. o dönemde de vardır da hani... Hayır hayır ben kendi çocukluğum hani iki bölgede çocukluğu geçmiş biri olarak söylüyorum. Hiçbir zaman servise binmeyen bir öğrenciydim ben. Devlet okullarında okudum. Ama bugüne kadar böyle hiçbir yoktu. zaman Böyle bir kaygı yoktu. Şu an benim oğlum 200 metre ötede bir okula giderken, yürüyerek gitmesi mümkünken servise vermeyi düşünüyorum. Çünkü bu, ya bu artık sizi olabilecek her türlü parolaya sevk ediyor. Şimdi Sayın Bahçeli'nin e, muhakkak ki hepimizden daha fazla bir devlet geçmişi var. Yani bir devlet adamı kimliği var. Eğer bugün e, daha iki sene önce kapatılması konusunda e, seslendiği bir HDP'nin, devamında olan bir partinin e, yanına gidip elini uzatıp bu elin bu, bu uzatılan elin e, kıymetini bilin çünkü bu böyle spontan gelişmiş bir şey değildir derken Türkiye'nin bundan sonra bulunduğu coğrafya ve içerideki dinamikler açısından bozulan ekonomimiz, işte toplum yapımız vesaire hepsini değerlendirerek bir hamle yaptığını öngörebiliriz ve bu öngörü bize şunu söylemeli Devlet Bahçeli bugün 50 yıllık bir marka partidir. Yani bugün bütün partiler belki AK Parti Erdoğan sonrası bir MHP kadar kalmayabilir ama bugün MHP 50 yıl önce neyse 50 yıl sonra da MHP odur. Milliyetçiliğin, ülkücülüğün bir marka değeridir. Şimdi bu marka değeri olan bir partinin 20 yıllık muhalefetteki pratiğine de baktığınızda son 7 yıldır da iktidar ortağı olan bir MHP olarak eğer kalkıp 2013-2015'ten farklı bir çözüm süreci diyemeyeceğim, yani oradaki çözüm süreci gibi bir süreç ben de düşünmüyorum. Oradaki gibi değilse de bugün farklı bir e, evreye geçelim dediğini e, hissediyorum. Yani 2013-2015 döneminde e, o zaman devlet İmralı'yla bir süreci başlattı, değil mi? Apo'yla görüşmeler vesairelerle gitti, ama bugün Bakıyorsunuz baş, başka bir case var, başka bir şey var ve demle. Dem olduğunda dem 6 milyon kişiyi temsil ediyor. Dem aynı zamanda halen kendini Kürt kimliğine sıkıştırmış 6 milyon Kürt ve ona benzer e, Türk solu içinde de yer alan ve bu hassasiyeti olan insanları temsil ediyor. Peki siz bugün Türkiye'de kendini halen... Bu anayasanın iç, içerdiği haklardan veya işte e, imkanlardan veya bu aidiyet duygusunu geliştirememiş insanlarla ekonomik olarak daha zora girerseniz, coğrafyada daha zor bir duruma gel gelirseniz, e, toplumsal sosyolojiniz daha da bozulursa, daha kırılgan bir dönemde bir de 6 milyon kendisini halen aidiyet duygusu zayıf olan bir toplumla ne kadar geleceği kurabilirsiniz ki ortak hayat kurabilirsiniz. Hı hı. Ya bunlar bugün muhalefetiyle iktidarıyla gerçekten çok hassas bir dönemde olduğumuzu bu atılan adımların hepsine siyaset üstü ve siyaseten kazanım noktasını düşünmeden Devlet Bahçeli'nin yaptığını dem çok iyi değerlendirmeli. Dem eğer bu noktada halen Hilmi Bey'in söylediği o nokta çok önemli. Yani bugün dem kalkıp e, hakkınıza helal edin dese örneğin şehit ailelerine bir eksiğimiz oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Ancak olduysa bir eksili, eksiğimiz hakkınıza helal edin derse örneğin Türkiye'de yani haydi bundan, yarıya koyacak bundan, Meryem yok yalandan bundan da olsa alamaz demek dem Seçmeni olur. rahatsız mı olur sizce? Evet. Peki deme bunu yaptırtmayan nedir? söylettirmeyen nedir? Ben niye bu adıma bu şekilde ya da başka bir şey? Bu benim fikrim ya da benim önerim. Olabilir. Ama buna benzer. Ee, Sayın Bahçeli'nin eli bütün herkesin içinde bir sıcaklık duygusu yarattı. Ya bugün Doğu ve Güneydoğu'da ben ağrılı ağrılı bir Kürdüm. Trabzon, Oflu bir insanla evliyim ve ben şu an Of kütüğüne e, kütüğündeyim. Şimdi benim için aidiyet duygusu Asla bir sıkıntı yaratmıyor. Ama bugün Doğu ve Güneydoğu'da halen kendini Türkiye Cumhuriyetinin birinci derecede vatandaşı olarak aidiyet duygusunu tamamlamamış insanlar, Sayın Bahçeli'nin bu adımından dolayı bir umut içindeler, bir sevinç içindeler. Bunu şimdi besleyecek olan demin gerçek anlamda. Ee, hani o Selahattin Demirtaş'ın biz Türkiye Partisiyiz. Türkiye Partisi olmamız lazım ve bize verilen emanet oylar var. dediği andaki durumu içselleştirmeli. Ha ben bu adımın umarım ee, devam ki ama Umarım, umarım ben Demirtaş. başından beri 3 sene önceki yayınlarda da görebilirsiniz. Selahattin Demirtaş dedim mi? Hayır, Selahattin yani Demirtaş'ın çözülmüyor değil mi? bakın bugün HDP'nin kapatılması gerekiyor dediklerinde ben HDP'nin kapatılmaması gerektiğini söyleyen biri olarak. Bugün de bu süreç başlayacaksa Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün e, İmralı'dan daha öne çıkartılarak e, aktif olarak yer alması gerektiğine inanan bir hukukçu olarak bu adımların, peş peşe peş peşe gelmesi gerektiğine inanıyorum. Siz, ben musun? şunu söylüyorum. Ben tabii ki bu e, el sıkma vesaire bunları çok kıymetli buluyorum ama yöntem itibariyle yetersizlikleri az önce anlattım. Peki şu şu ya perspektiften de değerlendirilmesini evet, istiyorum. Saiden evet. bir tehdit var ve iç safları sıklaştırma babında mı yoksa iç siyaset ve anayasa hazırlıklarıyla ilgili mi? Ön yargılı Nasıl bir taşla iki ön yargılı olmamızın hiçbir anlamı yok. Süreç evet. bunları gösterecek. Süreç bunları Abi, gösterecek. Abi öngörünüz vardır herhalde. Fikrim şu. Biz Eğer demokratikleşmeye biz. evrilmeyse bunun muhatabı sadece dem falan değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki bütün partiler dil bu değil, üslup bu değil. Islah olun gelin. Efendime söyleyeyim tövbe edin gelin falan şeklinde olmaz bu yüz. O yüzden ben barış görüşmeleri denilen şeyin nasıl yapılacağını anlattım. Herkes ön yargılarından arınır, eteğindeki taşları getirir masaya koyar, onlar üzerinden konuşulur. Ama bu dili böyle bulmadığımı söyledim. Buna rağmen iyi niyetli bakmak gerekiyor. Buna rağmen ama Türkiye'nin bir başka sorunu daha var Yasin Bey. Nedir o? Türkiye'nin bir yıl içerisinde ödemesi gereken 250 milyar dolar borç borcu var. Hmm. Türkiye bütçesini denkleştiremeyen bir ülke ve ekonomik anlamda hırpalanmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı şu ana kadar gördüğümüz en zayıf noktada karşısında halkın beğenisi itibariyle ve oy potansiyeli itibariyle ha, çok güçlü olan birileri var mı? Çok güçlü olan kimse de yok. Böyle bir noktanın içerisinde eğer bu sadece işte az önce söylediğimiz anayasa görüşmeleriyle beraber önümüzdeki seçimdeki tarafları konsolide etmeye tahvil edilirse hmm. Türkiye'nin elinde avans alanı kalmaz diye korkarım o zaman bu meseleleri çözmek için. Bunu neden söylüyorum? Bu şu andaki mevcut sistemin müellifi Sayın Bahçeli'dir. Sayın Bahçeli kıymetli bir siyasettir ama bu sistemin müellifidir. Tayyip Bey değildir. Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla bu sistem hayatımızın içerisine girdi. Bu sistemle beraber aslında Tayyip Bey'in partisi de belli ölçüde Devlet Bey'in partisiyle iç içe girmiş vaziyette ve birbirine rağmen olamayacakları gibi birbirleri olmaksızın da olamayacak bir noktadalar. Bu bürokraside de böyle, devlet yönetiminde de böyle, ticari hayatımızda da böyle. Sayın Başkan da biliyor. Böyle bir tabloyu devam ettirmekten öte bir seçeneği yok Cumhur İttifakı'nın. Yani iktidar olmaya mecbur görüyor kendisini. Bunu da halkımıza tarif ederken bölgedeki sorunları da katıyor. Hep bu sorunlar varsa hepimizin sorunlar. Bu yük varsa hepimizin yükü. Altına girmemiz gerekiyorsa hepimiz beraber girmemiz lazım. Eğer bu kadar kadim bir mesele ise buradaki mesele öyle bakla ağzın altında tutulmaksızın bütün siyasi partilerle, sivil toplumla, akademisyenlerle, topluma e, bir şekilde belirleyecek kesimlerle paylaşılması lazım. Öyle. Ama kapalı Partisi. oturum da yapıldı işte. Efendim kapalı oturumda bir şey konuşulmadı işte, anlatıldı siyasi partileri Biz bunları biliyoruz, başka Daha önce çok Oralarda gazete gazetecikirleri konuşulur diye. Tabii. katıldınız değil mi kapalı? Şimdi bakın. Neden? ne konuşuluyor Mesele. orada? Mesela tamam yani ne konuşuyor derken? Bunu özür hani dilelerden bahsediyorum. Bunu dışarıda konuşulur mu? Bunu bir yere <laughs> bağlamamız lazım. Yani, şunu bir yere bağlamamız yani lazım. Yani böyle kayda değer bir şey değil. Konuşulmaz efendim biz biliyoruz onu. Yani bir şey şunu, konuşulmadığı şunu, şunu, da söylenmez. Konuşuluyor da. Ya yani söylenmez de zaten. Yani bir şey de. konuşmadık da den, denmez. Şunu hayır. gazete küpürleri konuşuluyor. Yani şimdi olayı hafifletmek demek o. Yani, bir yere yani. bağlamamız lazım Bey. Bir şey konuşulmadık demek de o mahremiyet. Bu tezi ortaya sürenler bu bir demokratikleşmeye evrilme anlatmaları gerekir. Biz de arkasında dururuz. Bir demokratikleşmeye evrilme Eğer bu sadece bu bölgedeki şey, Turan Bey özür dileyek. Hani şey şeye doğru mu dönüyor bu artık ama çok şüpheye ve güvenden bahset bu sefer de şeye doğru dönmüyor mu? Öl de inanalım. ya öldükten sonra inansam inansan ne? Sebebi yani. biz hani, hani, Öl de inanalım. Sebebi biz Hani, biz. bu da, o... hayır hayır siz Sebebi biz mi? değiliz ki. Sebebi hayır, hayır. Bu, burada ben ne söylediği yani belli şu, ben şu ben ruh, olmayanlar. Ruh, halimizin tehlikesinden bahsediyoruz. Ama bu bilerek öyle. yaratılıyor. ama öl kardeşim inanayım. ama bu bilerek yani, yaratılıyor. Ya Türkiye, güvenlik sorunlu bir seçim geçirdi. Ya tamam diyor işte. Özür dilerim. Bakın Türkiye güvenlik sorunlu bir seçim geçirdi. 2015'te Haziran'la Kasım seçimi arasında yaşadıklarında halkın eğilimi ciddi bir şekilde değişti. Bugün Türk halkına sorsanız birinci mesele ekonomik açlık yoksulluk. Ya, muhakkak, Şimdi böyle bir tabloda problem. böyle bir tabloda enflasyonla mücadelede başarılı olmuş olmamış Cumhur İttifakı eriyecek. İktidarda kalmak istiyor. Kalmak isterken de toplumu iç ve dış anlamda bir güvenlik Peki. tehdidiyle karşı Ama karşıya getiriyor. Yani ve bu sizi, kadar beni bırakmayın. Bu ben size sahiplenirim diyor. Ya bu kadar, Mesele bu. Bu kadar beksiniz? basit. Yemi Bey bir söz hakkı vermek istiyorum. Hani. Bir Eğer bir Kürt şey, sorununu bir çizgide satmış. konuşursak bu bu kadar basit. HDP kapatılmalı dedi. Hatta HDP'yi kapatmayan anayasa mahkemesi de kapatılmalı dedi. Şimdi devam etmek için onu yapar. Hayır, hayır şimdi. Ya seçim yok ki ortada. Seçim yok, bir şey yok. Yakın bir şey yok. Yani daha 2028'e çok var. Şimdi, Niye kalkıp şimdi? Nara Hanım. Nara Hanım. Yani, 2020 2020 he, yani aran, dem, dem kapatılmalı, kapatmayan anayasa mahkemesi de kapatılmalı, olmayan, eders, mesaj mesaj kapatılmalı diyen Bahçeli niye kalkıp? Beklemez e bakın, bakın sizce bu ekonomik tabloda 2028'e 2028 e kadar 2028'den önce e, yok seçim e, göreceğiz. yok. Göreceğiz. 2027'de şey olacak seçim de bakın. Değil mi? 2027 bence de. Evet. Şimdi... E, Devlet Bahçeli iktidarını devam ettirecek dediniz. Devlet Bahçeli eğer bir iktidar kaygısı olmuş olsaydı, ilan ettiler. bakın yani Devlet, erken eder seçim değil o pardon. Tarım. Evet. Ekonomi programıyla. Bakın program öyle evet. Devlet Bahçeli Bey. eğer bir e, iktidar derdinde olmuş olsaydı şu an Cumhurbaşkanı yardımcısıydı birkaç bakanlıkta. Efendim mı? iktidar olmak öyle bir şey evet. değil. Nasıl bir şey? Devlet Bey şu anda bir numaralı muktedirdir. Net altını çiziyorum. AK Parti'nin yani. iktidarında evrildiği noktalara evet, de, bakarsanız ben de biraz oraya 4, 5, 5, 5, 5 sonra yok, 2015'ten sonra bu böyledir. ben de Turan'ın kilime katılıyorum orada. Cumhur İttifakı, içerisinde tefrika çıkarmak isteyenler... Ama yok, hayır, hayır. hayır. Yani, hayır. bozulmaz, yani Cumhur İttifakı... İktidar ortağı mi? olarak AK Parti, olarak, say AK itaat etmiş, bahçeli. rahat etmiş ya. Devlet Bahçeli, devlet adı... Cumhur İttifakı bozulmaz. Haberiniz olsun. Ben bozulmaz oldu. Ama devlet bey bir numaralı de muhtedirdir. Orası öyle değildir. Devlet Bahçeli bu konuda siyaseten bazı şeylerde ön alma siyasetin oluşturulması noktasında ya. bir e, efendim az önce müellif dediniz o müelliflik de siyaset evet. siyaset kuruculuğu da vardır bu ayrı bir konu bu da bir ama, siyaset kurma işte tamam siyaset kuruculuğu da vardır ama bu noktada olayı sadece e, efendim günü birlik siyasete seçimi endekslemekte çok doğru olmaz yani Vallahi çok ben doğru açık bir, söyleyeyim. doğru bir okuma olmaz. Eğer iktidarda kalamayacağını Doğru bir okuma olmaz. Net devlet, net Türkiye. Müsaadenizle bir konuşalım. Bir şey de bu iş sadece iktidar meselesi değil. Bu iş öncelikli olarak DEM partililerle o el uzatma, tokalaşma meselesi daha önce Ahmet Türk'le ilgili Sayın Bahçeli'nin çıkışını niye atlıyoruz? Orada da bir sağlık problemi vardı. Orada bir bütün mesele bu kadar Aksiyon Kürt meselesi. Aksiyon aldı. Ahmet Türk'ün yani, sağlığı meselesi kadar mı Kürt meselesi? Allah yapmayın Allah. Bunu. Öyle mi diyor? Öyle mi diyoruz? Yani öyle Bunda mi diyoruz? Kürt öyle meselesi. mi diyoruz? Çok insan yaşıyor şey ya. Bu ülkede Kürt sorunu yok aslına bakarsanız ama Kürt Tam, sorunu yoksa, Kürtler yoksa Kürtler şey. benim sorunum var diyorsa bunu yok sayamayız. Ama bir e, terör sorunu var. Sorun yoksa var. neyi çözeceğiz İlmi Bey? Ya bir müsaade edin konuşalım ya. Müsaade edin. Yani Tamam siz uzmansınız efendim eğitimli almışsınız şeysiniz bu olaya bir şekilde bakıyorsunuz ama biz de kendi zaviyemizden bakıp bir şeyler anlatalım. Yani bizim yok dememiz onların var diyorsa bu işi ortadan kaldırmaz. Bu bu ülkenin bir terör problemi var. Yok gerek biz hata yapıyor olabilir miyiz acaba? Bir sorunu yaşayan var diyorsa Şimdi yok bakın, diyenler hata bakın, yapıyor olabilir, bakın, olabilir mi? Bakın ben e, birçok yerde gittim araştırmalar yaptım. Hakkari'de Oradaki kanaat önderleriyle, aşiret reisleriyle görüşmeler yaptım. Van'da yaptım, başka yerlerde yaptım o mülakatlarda. Devletten istediklerini sorduğumda işte dil, kültür, müzik bunları söylediler. Bunların hepsi var artık dediğimde işte biraz daha efendim bize sahip çıkılsın ve benzeri gibi şeyler söylemeye başladı. Oradaki kanaat önderler. Aslına bakarsanız birçok alanı aşmışız ve şu andaki geldiğimiz nokta itibariyle biz terörle aramızda mesafe koyacak bir siyasal aktörler arıyoruz. Ben size ya, destek şey. anlamında bir şey söyleyeyim mi? Kürtçe e, üniversitelerde eğitim ve Kürtçe televizyon meselesinin altında Devlet Bey'in iktidarın imzası vardır. AK Parti iktidarı tamam. değil. Tamam. Anayasa değişikliği Devlet Bey'in ortağı olduğu DSP iktidarında yapılmıştır. Orada açılmıştır. Ektidar. Devlet Bey'in hiçbir yerde adı sanı yoktur anlamında söylemiyorum ben bunu. Ama As başka başka, özür dilerim. Ya ben hani sözünüzü kesmemek adına şey yapıyorum ama çok siyasete yöneldik ama çevremizde ateş çemberi. Evet. Biraz o bağlamla da değerlendirelim. Hayır refleksiniz siyasetçi kimliğinizden dolayı herhalde <laughs> oraya doğru yöneliyor. Evet. Hani yalı başımızda hani bir ben şey olsa bile. Ben şunu söyleyeyim. şöyle Şimdi bu ekonomiye bu siyaset, falan gelmeyecek mi? Siyaset, Tabii, latife siyasete yapıyorum. tahvil edilemez. Latife yapıyorum. Edilirse, tabii. edilirse evet. ağırlığı fazla gelir. ama şimdi Biz siyaset başka dille Dışarısı da yanıyor o yangın sıçrama ihtimali olabilir. Her ne kadar deseniz de desek de ya daha doğrusu. Bu ihtimal her zaman var ama. Yani bu ihtimal vardır. her zaman var. Vardır yoktur meselesi. Şimdi mesela vardır yoktur meselesinin evet. Hı -hı. Türkiye maliyeti devletin resmi rakamı 1 trilyon, 1 trilyon dolar üstünde 2 trilyon savunmaya dolar ek bu katkıyı nasıl değerlendiriyorsunuz Güzel. savunmaya evet bu evet. hani açıklanan ha oraya gir. şunu kısa bir şey söyleyeyim Sayın Bahçeli'nin bana göre en önemli katkılarından bir tanesi 99'daki idam tabii bunlar hepsi herkes tabii, gözden kaçtı Sayın Bahçeli olmadan çok önemliydi Sayın Bahçeli'nin o gün şey Bugün de mutlaka bu değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Kolay bir mesele mi değil. İngiltere bunu çok uzun süre yaşadı, İspanya yaşadı. İnşallah Türkiye bunu kısa süreden Yok. açacak. Peki şimdi Gürcistan'a gelelim. Ya bu arada bir bir duruma da aktarabilir miyim? Yani Tabii ki. hoca sözünüzü kesmek anlamında değil Gürsel Bey. Şimdi zaten biliyorsunuz bu en son Demir kubbenin açılması olayından sonra Amerika iyice bölgede ağırlığını hissettiriyor İsrail'de özellikle. Yarından itibaren ee, ağırlığı Pentagon artar. resmi açıklaması var. İşte ee, Başkan Biden'ın emriyle Amerika olayla. Başkan Biden'ın emriyle İsrail'e bir terminal yüksek irtifa alan savunma bataryası ve ilgili personeli Buyur. konuşlandıracak. Artı bir sıcak gelişme. Ee, biliyorsunuz seçim döneminde Amerika'da oradaki yeni başkan seçilene kadar belki de İsrail engelleniyor. O da ayrı bir konu, tartışma konusu. Hani İran'a saldırmaması için çünkü petrol rafinerilere ve diğerlerine vurulması Amerika'nın da pek işine gelmiyor Abi, bu süreçte. Petrol işte. piyasası etkileniyor. İşte siyaset hani biz siyasete Abi. dönüyoruz ya onlar da kendi siyasetini düşünüyorlar. Ee, şimdi Amerikan Başkan adayı Trump'a bir suikast girişi daha olmuş. Sekiz, Biliyorsunuz 8. oldu galiba bak. bu. 3. 3. 3. baştan itibaren toplam 7-8 oldu başkanlık yani, kurşunlu kurşunsuz. kurşunlu kurşunsuz. Evet. Bu ama son dönemdeki 3. Hani dönemdeki bir tanesi üçüncü. kurşunlu, bir tanesi işte tüfekle yakalandı. Bu da aynı şekilde silahla birisinin yakalandığı söyleniyor. Geçmiş olsun. Enteresan. Yani, yani oylarını bir... arttırıyor. Acaba küreselcilerle Trump'ın arkasındakilerin bir çatışması Tam mı? Suikast Tam suikastlenmemiş ama silahla bir kişi yakalanmış. olarak bakarsınız. Yani ciddi, şu aslında baktığımız zaman e, sanki kontrollü bir gerilimin tırmandırıldığını görüyoruz. Hem bölgemizde Kesinlikle. hem dünyada. Çok hani Kontrollü. Çok haklısın. Bayağı ciddi insanlar gerildi. Evet, yüzyılda hani, bir genelde böyle Zaten paylaştığımız yıllık evet. i̇şte bu. pandemiyle gerildik, psikolojimiz sarsıldı. Ne oluyor? İşte e, sosyal medyadaki tartışmalar, kâliyizm. Yenilenmek zorunda kalacak büyük bir ihtimalle. Evet. Başarısızlar, bittiler. Sayın Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Hiçbir şey araması hale geldiler. 2. dünya savaşı sonrasından kurulan şekilleriyle yeni dünya düzeni 2030'lu yıllardan sonra oluşmaya başlar bedelini işte böyle 40-50 bin insanla bu bölgenin insanları ödüyorlar ve yeni dünya düzenine uygun belki yeni uluslararası kuruluşlar hayatımıza gelecek. Yani neler göreceğiz neler belki de değil mi? Ekonomi uzun bu, sürmez. Ekonomi işte bak her şeyi de ekonomiyi de tam da o noktada kaldık. oluşan ekonomi de zaten bu dünya savaşları <laughs> dilendiriyoruz. Yani, en büyük savaşları da hep bunu ailelerden Bunu bu ailelerden oluşan devletler göreceğiz. Bu ailelerden. Bir cümle nokta... alacağım Gürsel Bey'i kestim çünkü. Ee, Eğer katkı... dilerim. müsaade Göreceğiz bir şey e, e, sayılar 9 bin Bunlar Amerikan üslerinin olduğu yerler. Hayır, şey e, personel sayısı mı? Asker. Evet, evet, personel sayısı. tamam. Tabii ki. Artıracak ABD ya. Ya 50 yani. Bin. Evet. 50, bin, 50 bin civarında bir kapasitesi, var. Kapasitesi var. Tabii burada Yunanistan'ı saymıyoruz. Bölge var. bir de Yunanistan ya, var hani bizim ki... PKK'ya harcadığımız parayla biz şunları yapabilirdik gibi Peki, geliyor. Bey... Ee, ben konuşmadım. Ama şey Gürsel Bey'i kaldık Gürsel demiştim ya. Sade etti bana Gürsel Bey. Yani, ettiniz mi? Tabii. Ha? Müsaade ettiniz mi sizce? Hanım'a girince araya... cümle ara söyleyeceğim evet, dedim, evet. İki cümle için müsaade etmiş yalnız. Ama ben müsaade. kurmadım ki cümleyi. Ben hiç konuşmadım ama buyurun, tabii sorun tamam. yok. buyurun. Ben buyurun. konuştum hepinizin yerine, kusura bakmayın. Buyurun, buyurun, buyurun. Şimdi bu konuları konuşuyoruz, savunma sanayi meselesini konuşuyoruz. Biz toplum olarak sanayi devrimini ıskalamış bir milletiz. Şu an dijital çağ başlıyor, bunu yapay zeka ile bir şekilde yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz. Ve şu an Türkiye İHA-SİHA diyebiliriz örnek verebileceğimiz başka e, araçlarımız var. Bu noktada bir şeyler başarmış durumda. Önemli başarılar. Dünyada e, işte savunma sanayi doktrinini değiştirdi diye yorumlar yapılıyor. Bu noktada da etrafımız böyle bir ateş çemberi iken e, bizim e, caydırıcılığımızı daha da artırma zaruretimiz var. Bunun da altını çizerek söyleyebilirim. Peki, isterim. tam bu noktadan Hüsnü Ağabey. Evet, şimdi son günlerdeki tartışmaya baktığım zaman doğrusu gerçekten üzüntümü ifade etmek istiyorum. Sayın Mehmet Şimşek'e defalarca da çağrıda bulundum. Gerekirse bir Cumhuriyet Halk Partili bir insan, bir milletvekili eski milletvekili siyasetçi <laughs> olarak kendisine her türlü bilgiyi, belgeyi vermeye hazırım. Bu nedir? Şimdi biraz önce bahsettiğimiz yani savunma sistemimiz için dediğimiz paranın miktarı 50 milyar. Yani dolara vurduğunuzda 1,5 milyar dolar falan gibi bir para ediyor. Bu ne bu ne bu rakam ne demektir? Bir AVM'nin parası demektir. Yani İstanbul'da ortalama mesela birkaç tane AVM var. Milyar ben milyar onun bir AVM'nin fiyatı 8 milyar dolardır. Yani çok yüksek oranda. Rakamlara çok hakimsiniz maşallah. Evet, şimdi ben İstanbul'u İstanbul'u çok iyi biliyorum. 2007 yılında rahmetli Sayın Topbaş'a gittim. Sayın Topbaş dedi ki ben işte o zaman İstanbul İl Başkanı olarak itiraz ediyorum. O da teknik bir insan olarak bu konuda çok rahatsız olduğunu ve İstanbul Anayasasını yaptığını ifade etti. 400'ün üstünde bilim insanlarıyla ve o 400 insanın başında da rahmetli Hüseyin Kaptan vardı. Hüseyin Kaptan Hoca da bana İstanbul'la ilgili hem briefing verdi hem de aynı zamanda rapor şu anda bende. Büyük olasılıkla benden başka da kimse de var mı yok mu bilmiyorum. Bu ne demektir? İstanbul'a baktığımızda sadece İstanbul özelinde değil bütün Türkiye. Türkiye coğrafyasının önemli kısmı orman vasıflarını kaybetmiş araziler. Milli Emlak Hazine ait. Ve bunların hepsi satılmış. Zamanında satılmış ama inanın öylesine satılmış ki bir kısım arsa simsarlarının, üçgüzarların elinde kalmış. İkincisi imar çetesi beton lobisinin. Ve bütün buna baktığımızda Türkiye coğrafyasında çok rahatlıkla bir rant vergisiyle Ortalama 200 milyarla 300 milyar dolar paranın toplanacağının garantisini veriyorum. Bir daha söylüyorum. 200 milyar dolarla 300 milyar dolar çok rahatlıkla Sayın Mehmet Şimşek ya, para toplayabilir. Yani nasıl yapacak? Bu katkıya gerek yok mu diyorsunuz anlamında? Tabii ki katkıya gerek yok. Bu nedir yani? Hani böyle bir ufak şeyle uğraşılır mı? Sayın Mehmet Şimşek, yarından itibaren 81 ilin valisi ya da belediye başkanına şu talimat verecek. Bana kendi ilinizdeki binlik, on binlik, yüz binlik neyse planlarınızı getirin. 20 yıl önce neydi, şimdi ne oldu? Örneğin, çok basit yani çok yakında olduğumuz için söylüyorum. Burada Zaman Gazetesi'nin yeri aynı zamanda Milli Emlak'ın yeridir. Yani devletin yeriydi. Devletin yerini zamanında kiraya vermişler önce sonra da satmışlar. Sattıkları paranın o günkü paranın değeri bugünkü parayla 2 2,5 milyon dolar. 2,5 hmm. milyon. Ama bugünkü ekonomik değerine baktığımızda ortalama 450 ile 500 milyon dolar. Hmm. Bu bir tane mi? Hayır. Türkiye co coğrafyasında binlerce tane. Ve diyecek ki kardeşim tamam gel Gürsel Tekin kardeşim. Zamanında hangi beceriyle aldıysan aldı Devlet olarak biz sana bu arsayı satarken iki emsalla satmışız. Sonra da senin yeteneğinle 20 emsala çıkarmışsın kardeşim. 20 emsal ne demektir? Sen burada trilyonlarca para kazanmışsın. Bunun yüzde kardeşim devlete vereceksin. Bakın İstanbul'da, İstanbul'da hepimizin gezdiği, dolaşmış olduğumuz o AVM'ler var ya, AVM'lerin yarısından fazlası devletin yeridir yani ya milli emlaktan satın alınmıştır ya orman vasfını kaybetmiş yerlerden satın alınmıştır ya da hazinede bakanlıklarda satın alınan yerlerdir. Sadece ist İstanbul mu? Hayır. İstanbul, İzmir, Bursa, 20 şehir. Hadi 81 ilden vazgeçtim. 20 şehirde bu çalışma yapılırsa çok rahatlıkla devletimizin kasasına girecek paranın 250 milyar dolarla 300 milyar dolar olduğunun garantisini veriyorum. Daha önce bu da... yapmış mıydınız? Efendim? Bu çağrıyı yaptınız mı daha önce de? E Bugün yapıyorum. Şu Para bugün... toplanıyor ha, dediniz de, ya. Daha önceden de çağrı... Daha önce de şöyle, şöyle bir çalışmamız var. Onu da izin verirseniz. 2011 yılında dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunmuştum. O dönem ancak Sözcü Gazetesi'nde manşet olmuştuk. Yapmış olduğum çalışmada, İstanbul'daki yapmış olduğumuz çalışmada, imar rantlarında elde edilen paranın 100 milyar doların üstünde olduğunu o zaman söylemiştim. Hatta geçenlerde İstanbul Belediye Başkanımız İmamoğlu'nun belgeli bilgili 85 milyar doların, yani sadece bir kısmında 85 milyar doların e, kimlerin kasasına girdiğini kendisi ifade etti. En azından savcıların bir suç duyurusunda bulunarak, ya 85 milyar dolardan bahsediyoruz. Yani Sayın Mehmet Şimşek ne diyor? 50 milyar 50 trilyon. Yani 2 2 milyar dolardan bahsederken öbür tarafta 85 milyar doların kimlerin kasasına girdiğinde ilgili ifade ediyor. Şimdi İstanbul'un haritasına baktığımda İstanbul'da belediyeler yer satmış. Hazine yer satmış. Orman Bakanlığı yer satmış. Çeşitli bakanlıkların tamamı bu yerleri satmış. Vakıf satmış. Kardeşim tamam sattınız güzel. Niçin değerinde satmadınız? Mesela örneğin yani Bakırköy'de bir tane yerle ilgili söylüyorum. Hazine yeri. Satışa çıkarıyorsunuz. Satışta girişimci geliyor. 5-6 kişi ihaleye giriyor. Ve o günkü imar uygulaması neyse işte atıyorum iki emsalsa iki emsala göre fiyat veriyor. Siz iki emsala göre bu fiyatı bu yere alıyorsunuz. Sonra bir imar uygulamasıyla sekiz emsala çıkarıyorsunuz. Ve bu şu demektir. Trilyonlarca dolar imar çetesinin, beton lobisinin, arsa çetesinin ceplerine giriyor. Peki. Mesela İstanbul'un şu çeperlerine baktığımızda o bölgelerdeki hani şu anda pahalı villalar var ya. O pahalı villaların yerlerin hepsi devletin yeri. Kime sattınız kardeşim? Kaça sattınız ve burada aynı zamanda bir araştırma ve bir soruşturma komisyonuna da ihtiyaç var. Kim sattı? Devletin malını kimlere peşkeş sattınız? Peki, bütün bunlardan çıkarak hani yeni bir şey yaratmama adına ama çok rahatlıkla maliye buralarda payını yani alabilir. Yani bu ye, işte 100 bin ve üzeri kredi kartlarına ek, işte savunma. E bu bunda olur mu? Zaten fakir fukaran nefes mesela... alamıyor. Bir de fakir fukaranın kredi kartıyla mı meşgul onların, onlar Onların yapıları bu ya. Mesela, Geleceğiz ona bir virgül koyalım çok, da. Çok kısa bir şey. Bizi izleyenlere şunusu İstanbul'da devlet bir yer sattı. Bundan 14 yıl önce. 1 milyar dolara sattı. Aynı emsalda Türkiye coğrafyasında en azından bin yer satmışız. Neden onu da birer milyar dolara satamadık? Hı hı. Yani o bir milyar dolara, dolara satılıyorsa geri kalanı niçin o fiyata satamadık? Kime verdik? Sayın Şimşek'in oraya bakması lazım. Siz, Para e, orada yani. Gıyabında soru önergesi vermiş gibi oldunuz burada soru. E, yok, belgeleri vereceğim kendisine. Belge de var Tabi Tabii 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 yani. Şimdi ne vardı? Yeni vergi paketinde neler var? Bir şöyle bir hatırlamış olalım da onun üzerinden de gidelim. E, şimdi savunma ek katkıdan bahsettik hem İsrail tehditinden ve bölgesel tehditlerden daha doğrusu desek daha mantıklı olur. E, onun üzerinden bir savunma ek katkı da çıkınca hepimiz tabii ki ne oluyor gerçekten? E, bu araçlara biz iki ciddi borç vergi bir ödedik. Bir daha mı ödeyeceğiz şimdi? Şimdi 100 bin TL ve üstü kredi kartlarından yıllık 750 TL. Bu arada herkes de başvuruyor onun 100 binin altına. 99 bin e indirmeye çalışıyor. Ama bankalar cevap vermiyormuş bu aralar. Kabul etmeyenler de var. Gayrimenkulde alıcı ve satıcıdan 750 TL. Sıfır araçta 3000 TL, ikinci el araçta 1500 TL. 100 cc ve 6 motosikletlere MTV uygulaması, drone ve 5000 TL üzeri saatlere ÖTV uygulaması. Başka maddeler var mıydı arkadaşlar? Özeti bunlar. Şimdi bir de savunma şeyinden bahsetmişken, Sayın Destici'nin de açıklaması var. Onu tekrar bir e, siz nasıl Destici buldunuz? Destici'ye söyleyeceğimi söyledim. Yani o dille Türk halkının karşısına çıkılmaz. Yok Filistin'e dönersiniz, yok Suriye'ye dönersiniz. Söyleyeceğimi çok net olarak söyledim. Destici ile aynı yerden bakmıyoruz. Ben bizim baktığımız yeri söyleyeyim. Bu memleketin bekası ile ilgili bir sorun çıktığı zaman ceketimizi çatar, bu ülkeye destek oluruz. Ama ülke yönetirken bilime ve akla uygun işler de yapmak lazım. Bilime uygun iş nedir? Kredi kartı ile ilgili işte bir dünya uzman açıkladı. Kredi kartı bir borçlanma aracıdır. Kredi kartı bir alışveriş meselesi olarak bakmamak lazım. Zaten olmayan, faizleri olmayan paranın faiz. karşılığında borçlanmamız borçlanma anlamına geliyor Türkiye'de kredi kartı. Dünyanın hiçbir yerinde borçtan Vergi alınmaz. Borç verenden. Borçta, bankadan alabilirsiniz bunun karşılığını. Zaten banka almıyor mu? Hayır. Banka, banka bir kalem oynatıyor. Sizin siz, haberiniz bile Hayır olmayı, bu zaten banka üzerinden vatandaştan da aynı, alınacak. Evet. Yani sonuçta banka aracılığını yapacak bu şekliyle beraber. Bu akıl dışı bir defa. Bunu vatan savunması, sivil savunma, savunma sanayi falan filana bağlayıp açıklamanın bir alemi yok. İkincisi az önce söyledim. Türkiye bir yıl içerisinde 250 milyar dolarlık, kısa vadeli şey orta vadeli ve kısa vadeli borç ödeyecek. Şimdi açık net bütçeyi becerememiş. Bütçe ayına girdik biz. Başkan bilir. Ekim ayından itibaren bütçeyle ilgili çalışmalar başlar, aralığın sonuna kadar devam eder. Kasım'da komisyonlar şunlar bunlar derken biz bütçe ayına girdik. Burada 70 milyarla falan filan bu işleri biz düzelteceğiz. Bundan sivil sivil savunma ile şey savunma sanayi ile ilgili şunu söyleyeyim. Hı. Savunma sanayinde 3 milyar lira para vardı. 2017 yılında sevgili başkanım bedelsiz varlık fonuna devredildi o para. Bedelsiz. O para varlık fonuna gitti. Savunma sanayindeki para dediğiniz öyle Sadece savunma sanayine kullanılan bir para değil. Bunu anlasın halkımız diye söylüyorum. 2017'de varlık fonuna o para koyuldu bedelsiz olarak. O tarih itibariyle 800 milyon dolar civarında. Dolar 3.62 lira. Şimdi bu 2 milyar dolarlık bir operasyon. Hiç uğraşmasın Mehmet Şimşek Bey bunlarla. Ben ona adresi göstereyim. Başkan gayrimenkulden anlattı. Ben anlamam. Emlak Çok kısa bir şey söyleyeyim. Evet. Çok özür diliyorum. Adres de vereceğim. Şunu çocuklar gösterebilir mi? Evet, bu bu raporu biraz... bu raporu evet Sayıştay hazırladı. Sabit Sayıştay ne demiş? Bey, sabit tutar mısınız? Tabii. Evet. Sayıştay'ın hazırlamış olduğu rapor. Hı, Hı Sayıştay diyor ki 240 milyar 240 milyarlık İstanbul'daki imar vurgulu. <laughs> Neresi? Sadece o sahil şeridindeki imar fazlasından dolayı 240 milyar bu sayıştay başkan vekilinin başına ne geldi? Görevde alındı. Şimdi, başkan imar mimar meseleleri... Görevde bilmem, alındı. Bilmem. Oradaki rantın da kaynağını da kimlerin oturduğunu da biliyoruz. Şşt. Burada bakmamız... Kim gerekti. oturursa oturur. Tabii, tabii. İster babam oturur. Ne var bu açıklamada adam yani doğru bir şey söylemiyor. Havada ya. kalmasın o zaman. Kim, yani, kim oturuyor? Yani, Biz bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Hayır, ya. o adamın söylediği yanlışsa yani onu yani söylesinler. Sonuçta, Devletin <laughs> resmi raporu bu benim değil yani. Yani... Kim varsa oralarda bunlardan imar rantından kimler besleniyorsa onlar hesabını versin. Gerçekten öyle, versin. Böyle kesinlikle böyle öyle. öyle işte betonlaşmanın mesuliyeti kimse başka bir yerden anlatacağım. Bu abi. ülkede betonlaşmanın kesinlikle. mesulü kimse bunlardan 70 milyar para toplayacağız diye bu yoksul halkın üzerine bunlarla geliyoruz. Bu halk zaten şu anayasanın ikinci ve 5. maddesine göre bu halka yapılan doğru bir şey değildir. Bu halk artık sosyal devletin kucaklaması gereken yerde. Neredeyse yüzde. 60'ı 50'si 60'ı açlık sınırına dayanmış, yoksulluk sınırının altında yüzde %80 %80'e yakını yaşıyor bu halkın. Bu anayasanın 2 ve 5. maddesine göre şunlar bir defa olmaması gereken şeyler. Va vatandaş bundan kaçar anlamında söylemiyorum. Ama zaten yüksek enflasyonla ve Sayın Bakan'ın kendi sözüyle söylüyorum, irrasyonel politikalarla beraber bu halka bir ekonomik soykırım uygulanmış vaziyette. Geldiğimiz yer itibariyle belini doğrultacak bir halde de değil şu anda. Tahammül de ediyor, etmiyor değil. Üstüne bunları bu halka yıkmak yerine ben adresi başka türlü söyleyeyim. Hı. Geçen yıl itibariyle 660 milyar lira muaf tutulmuş, silinmiş, affedilmiş vergi alacakları var. Hı. Kimden affettiyseler onlardan istesinler. Niye istemiyorlar? Niye istemiyorlar? Vergide peki. adalet diye bir şey vardır. Peki. Bunlar vergi değil, katılım var Şurada bayraman. da hemen şunu da o söyleyeyim. Bu artık daha fazla Tabii yüklenmenin peki. bir alemi yok. Ürküleriyle şey karşı... oynamanın da bir alemi Şunu Çocuklar şunu da alabilir misiniz? Alacağım. Efendim? Bu da 40 Dep... sabitliğin. Sabit tutun ama ben siz bakmayın. Ben sözümü bitirmedim Tabii. ama. Gülsel Bey seyircilerimiz de hani bir görsün. Ben sözümü ya. bitirmedim yalnız. Deprem toplama tamam, alanları 40 milyar dolar sayın Mehmet Şimşek. Bu belgeyi gönderip 40 milyar dolar deprem toplama alanı Ç topla. Çıkar ya işte para burada. Tamam son karşı... Hayır bitirmedim yani, çünkü nedenini anlatacağım bu olayı. Siz olay bitirmediğiniz ama. zaman program bitiyor tamam. da o yüzden... E, bu siz bu siz bütçe, siz bütçeyi denkleştirememeyle alakalı bir adımdır. Plan ve programlara uyulmamasından kaynaklıdır. Kamuda tasarruf önlemi diye Peki. açıklanan şeylerin hiçbirine uyulmamasından, israfa devam edilmesinden kaynaklı ve mali disiplinin olmamasıyla alakalı. Peki, cinsin, Yine halka çökelim. Şimdi gerçekten hani e, Sayın Özel de diyor ya bu işte... E, vergi almak için İsrail saldıracak demişler. Anlamında bir açıklaması var. Yani bu öyle de ama ne yani? Hiç. Öyle mi ne gerçekten? gerçekten? Yani, yani Türkçesi odur da. Kesinlikle. Şimdi Özgür ne Özel anlama siyasetçi geliyor? olarak bir muhalefet partisi e, genel başkanı Ama olarak şimdi olarak eğer gerçekten bir tehdit varsa ama, o siyaset üstü bir meseledir. Eğer ama bunu siyaset, siyasete malzeme ediyorsa kim olursa olsun böyle, o da ayrı bir hata. Yani öyle, o anlamda değerlendirebiliriz. Yani öyle bakmıyor siyasetçiler bir şekilde. E, siyasete malzeme yapıyorlar. Bakın dünyada i̇şte sözlerine bir bakalım hazır İlhan Bey özür dilerim. Tabii. Ee, yeni vergilere karşı çıkacağız Sayın Özel'in. İsrail saldıracak lafını vergiler için çıkarmışlar. Hepimizden 70 milyar TL vergi toplayacaklar. Siz yoksullukla ve hayat pahalılığıyla savaşın gerçek sorunların üstünü kapatıyorlar. Şimdi bakın bir üçüncü dünya savaşı. Tehdidinden herkes bahsediyor. Amerika'da bahsediyorlar, Rusya'dan bahsediyor, Rusya'dakiler bahsediyor, Avrupa'dakiler bahsediyor. Bunlar devlet başkanları düzeyinde konuşulur noktaya geldi. Siyaset bilimciler konuşuyor. Dolayısıyla böyle bir riskin olmadığını hiç kimse söyleyemez. Bu risk var ve diğer taraftan da bizim etrafımız bir ateş çemberi olduğu gerçeği var. Bunları yok sayamayız. Bunlar siyaseten Özgür Bey farklı konuşabilir ama bu gerçeklik içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ha şunu söyleyebilirsiniz, ee, efendim 100 binin üzerindeki o 750 liralık katkı payı harcamadan alınır dersiniz. Tabii. Li kartın <laughs> limitinden şey. alınmaz diyebilirsiniz. O o da aslında bakarsanız kart limitleri de ağırlıklı olarak insanların gelirlerine göre belirleniyor. Orada tekrar bir düzenleme olabilir mi bilmem. Ama diğerlerine bakıldığı zaman. Araç alış satışından işte 3 bin lira, 1.500 lira bunlar çok yüksek rakamlar Yok ben, da değil o, aslında o bakarsan. O konuda biraz çekincelerim var. Hani insanların gelirlerine göre kart limiti ben çok insan tanıyorum. Gelirine göre limitlerine... Aslında icralı o kartların bir kısmı ke ke Keyfi olarak bankaların artırdığı çok limitler de var. Ben hani e, etrafımdan bildiğim için söylüyorum. Ama daha sonraki süreçte de onlar bir tahsil problemi yani bir, oluyor. Gayet zaman doğru düşün hani baktığınız ben zaman ben iktisadi olarak değil. hani 150-200 bin liralık limite yükseltilmiş o kredi kartı ama... E, vatandaşın kazancını ortada tamam. yüzde Gelir, 50'si azaltılmış. Gelirin vergilenmek konusu belki konu. ileride Gelir tekrar adaletli vergilendirilir. Te tekrar gündeme yok. gelebilir ama aynı. bu konu değerlendirilirken etrafımızdaki bu riskleri re karşı savunma sanayinin güçlendirilmesi noktasındaki atılacak adımlar evet, esas oradaki konu. yatırımlar. Bir, bir şey bir, çok bir şey. Ya şöyle bir devlet kafası olur mu? Devletin kendisinin <laughs> yani emlak konut ve şey konut yaparken ev satarken eğer burada bir üçküzarlık yapıyorsa, yani değerinde satışı göstermiyorsa, ya gerisinden ne soracağız Allah Yedet aşkına? bunu yani? yapmaz ama ya. E yapıyor, nasıl nerede, yapmıyor? Nerede yapıyor? Ya o sayıldaki evin fiyatı nedir? Neredeki? Sayıldaki o evlerin var ya fiyatı başkanım. ne? 60-70 milyon. Tapu değeri ne? Kaç lira gösteriyor? E tapu değerine bakın. Ya böyle Şimdi emlak konusu yani. orada ev mi yapıyor sahilde? E tabii kim yaptı? Yapılar ortaklıkları yapıldı. Geçmişte yapılmıştır. Yeni tamam. yapılan Geç, şey yok. Emlak, emlak geleceği bugün de tamam. aynı noktadayız. Yani burada yapılması hayır, geçmişteki gereken. bakın şunu söylüyorsunuz. Buna katılırım. İşte yeniden değerlemem diyorsunuz. O yeniden değerleme sürecinde de nasıl bir şey olacak ona da bak mesela bakılması lazım. Ama temel olarak Sayın Destici'nin kendisine dert edinmesi gereken bir şey var Sayın de. Allah Allah. Bu 1 milyar 200 milyon ya dolara eleştirirken yurt dışında... gelirde, gelirden alırsınız dedi, kim? onu da görmezden geldiniz. <laughs> Bu 1 milyar 200 milyon dolar bir yıl içerisinde yurt dışında mülk alanlar kimler? Bunlara bir bakalım, merak edelim. Şeffaf bir devlet olacak. Bakılsın ama... televizyonlarda Yabancı kim? maliklere vergi koyabilirsiniz ekstradan. Bizimle aynı vergi... Vergi koymanıza gerek yok. Gerek yok. Kimlerin Tabii olduğuna bakmamız lazım. Yabancılar vardır. var. Gayrimenkul edilmişler. baktığımızda... Vergilendirin bir daha. Engel mi var? Niye yapıyoruz onu? Niye yapmıyorsun kardeşim? Benim dedem bu topraklarla savaşmış. Oldu? Tamam, o da savaşmış. Tamam. Savaşmış, almış. Onlar zaten... Ee, Abi Hala yabancı, yapıyorsa... Türkiye'den gayrimenkul almış. Vergilendirin. Tamam. Ama olmaz ki anayasanın eşitlik Hayır canım, Ay, Türk bu. vatandaşı değil ki. Olur mu öyle şey? Hayır, hayır yok. Bolu hayır, anayasaya göre, olamaz, olamaz, almış, almış. Almış. anayasaya göre bu mümkün. Anayasaya göre bu mümkün. Eşitlik ilkesi orada geçer. Hayır, değil. gayrimenkul almış ve vatandaş Aynen olmuş. böyle, mümkün. Mümkün. Anayasada aykırı hiçbir şey yok orada. Yabancının yedip yedip gayrimenkul vergisini aynı tutabilirsiniz. Bu devletlerle ilgili, mukabeleyi bilmesiyle esasıyla alakalı. Türk vatandaşıyla aynı olmak zorunda değil. Aykırı gel Hiçbir yani. şey aykırı değil. Altını imzamı atarım. İşte ya burada, burada... Bolu, Şu aykırı. O, bolu ve Afyon Belediyesi'nin bir akti bunlar ya. Yani pardon ben de bu konuda <laughs> Buyurun buyurun. Yani buyurun. sonuç olarak burada gelirden alınır noktasındaki tekrar değerlendirme olacağını Kesinlikle düşünüyorum ama ama bu noktada e, ciddi bir riskimiz var. Bu riski de bir şekilde e, finans etmek için buna benzer e, katkı payları alınabilir. Burada çok rahatsız olunacak Mesela, bir şey yok. Mesela Bakan Şimşek'in şu şu anda alt e, KJ'de de geçen batta 3400 şirket denetlenecek. 23 milyar liralık vergi matrah farkı eksik beyan edilmiş. İyi olmuş yani. Tabii Ama bu, bu, bu Doğru. burada da Doğru. devri sabık yaratmama adına Doğru. üretici bak üreticiyle ya geç kalınma yani olayı üreten, var. Yani üreten, çalıştıran Daha önce denetlenmiyor muydu bu şirket. Yok, Bence denetlemesinde Biz fayda yok. var. Yok o kadar vergi, çok vergi denetimi o kadar çok var ki gerçekten. Ya Türkiye'de, e, Türkiye'de sektörel denetim her şeyi var, kaçırmak bir usul haline geldi yani bu, bu sanki yeni değil yani. Yalnız bu ya ne? En iyi şey bir yani şey Olur. Kurumlardan da artırmanın zorlamanın gelirler. Tabii tabii. Matra artırmanın zorlamanın yolu aslında. Matra artırımı yapın kurtulun diyor. Ve vergi müfettişleri bence Türkiye'de işini en iyi yapanlardan. Ama matra artırımdan tekrar bir artırım daha yaptırdılar şeyde. Hayır hayır matra artırımı yapın kurtulun demektir bu. Bunda da bir sakıncası yok adam kaçırdıysa yapsın. Yapsın evet. Devletin kurumları işlevsel hale gelirse Şimdi mesela işte e, Sayın Vekilim de bilir bir ay sonra bütçe görüşmeleri başlayacak. Ya ortada Sayıştay raporları. Sayıştay ne demektir biliyor musun? 85 milyon vatandaşın ödediği vergilerin nasıl harcandığını denetleyen bir kurumdur. Çok önemli bir kurumdur. Dünya her yerinde öyle. Zaten Ama biz bütçe görüşmeleri öyle bir hale yüksek geçecek biz de Şu anda bu kurum birçok şirketler Sayıştay şeyinde muaf tutuldu. Böyle bir şey olur mu yani? Ben buyurun. Biraz yani, farklı noktadan bakmak tabii, tabii tabii varlık var. Oraya giden 3 şansı yok. Farklı bir noktadan bakmak buyurun. isterim. Vergi niye toplanır? Vergi kamu hizmetlerinin yapılması yapılması için. Tabii, doğru. Değil mi? Peki kamu hizmetleri noktasında bizim vatandaşımızın böyle olmazsa olmazı nedir? Muhtemelen sağlık, Güvenlik, eğitim, adalet. Güvenlik. Sağlık, eğitim, adalet ve Esas güvenlik. güvenlik. Şimdi var. eğitim konusunda biraz önce var. benim de gerçekten bir türlü anlayamadığım, niye halen devlet okullarında biz öğrencilerimize bir öğün yemeği veremiyoruz? Bravo. Şimdi eğer ben vergimi ödeyen bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı isem, benim çocuğum eğer okula gittiğinde temiz bir lavabo, banyo, işte ortam, sınıf bulamıyorsa ve benim çocuğum halen kantinden besleniyorsa ben o vergiyi vermemek için gerçekten çok uğraşırım. Yani bunu hani bir hukukçu olarak niye diyeceksiniz? Çünkü zaten... Bana dönüş olması lazım. Yani yok. bunun dönüş, bunu görmek isteyen vatandaş sadece buralarda çok görebiliyor. Yoksa, yoksa siz çok daha böyle dünyaya işte bizim küresel anlamda global ekonomilerle mücadele eden katma değer üreten işte fabrikalar, endüstriyel üretimler, işte araba yapan fabrikalar vesaire. Bunlara yaptığınızda bunun o ortalama vatandaş dediğimiz orta gelir grubu ve altındaki, Gelir grubu eğer bir de vergi veren otomatik olarak vergi veren durumunda ise o direkt çocuğunun gittiği okuldaki kantinde ne yediğine ne yemediğine bakıyor. Ya o o zaman, konuyla ilgili verginin var. Vergiler Türkiye'de. Neler neler verginin, neler yedik biz. bakın 750 evet. lirayı insanlar çok dert etmez. Aynen. Deprem olduğunda Doğru. insanlar kendi evlerindeki tabii, tabii mutfaklarındaki e, yani tabii. bulguru pirinci alıp gönderdiler. Peki tam yani, mesela deprem vergisi ne oldu yani? Ya şimdi burada verginin toplanması ayrı bir şey ama verginin nerelere nasıl Gittim, harcandığı aynen. o çok önemli. çok önemli. Ben de bu Buranın konuda samimiyetine vatandaş, vatandaş inanır mı? Ya vatandaş şu Aç an açıklaması yapılmazsa tam olarak vatandaş bakacaksın. bu konuda Yatırımlar, eğer eğer bakın bakar, eğer okul aile birlikleri temizlik görevlisini kendileri tutuyorlarsa. O veli kolay o kolay vermek istemeyecektir. Bu nokta, bu gelinen nokta çok işler acısı gerçekten. Yani ha okullar... Hepiniz e, Zürta filmini izlemişsiniz değil mi? görevlisi Elden veremeyecek <gülüyor> kadar <gülüyor> evet. e, aciz, yandan, bir, aciz, bir, ülkede ülke değil. Türkiye yani bu konuda... durumuna düşmüş kardeşim. Eğer bir devlet toprakların tamamı %90'ı elinde olmasına rağmen kiracı konumuna gelmişse yazıklar olsun bize kardeşim. Peki şimdi tam da güzel bir noktaya gelmişken yeni asgari ücret ne kadar olacak diye tahminler var. Ha sizden de tahminlerinizi soracağım programın sonuna geliyoruz ama. Vallahi ben şimdi söyleyeyim, orta vadeli plan şey zaten. Aslında her şeyin mutlu olmak birazcık da Karnının doymasıyla alakalı bir şey. Ne burada kadar olduğunun önemi çalıştığını yok. Çalıştığının karşılığını alabilmek. Dediğiniz evet. gibi Alım insanlar insanların artık... Ne, ne kadar, ne mı? kadar yani, olduğunun önemi yok. Alım gücüne evet. faydası, katkısı yoksa... Evet. Şimdi peki... ...gereyip gidiyorsa ne anlam var? Şimdi gördüğünüz gibi 21.252, 22.102, 22.952, 23.802, 24.652, 25.503. Hiçbiri derden var. Mevcut asgari ücret 17.002 TL. Yüzdelerde böyle. Yani sizden de tahminler alıp ilk önce sizden başlayayım madem. Yani tabii gerçekten bugün açlık sınırı e, ve yoksulluk sınırına baktığınızda, yoksulluk sınırı herhalde 69 bin civarında, e, açlık sınırı da bildiğim kadarıyla 19 bin civarında. Gerçekten yani asgari ücret şu olmalıdır demekten imtina ederim. Çünkü yani e, hani bin liranın artık markete veya pazara gittiğinizde doldurduğu şeye bakıyorsunuz, hiç... E, neredeyse temel olacak hiçbir şey alamıyorsunuz. O yönüyle ben e, asgari ücretin çok çok yükseltilmesi, yüksel, yüksek olmasından ziyade alım gücünün gerçekten ve artık enflasyonun düşüşe geçen bir durumunu tercih ederim. Yani 25 bin hiçbir şeye yaramıyor şu an. İstanbul'da hiçbir işe hiçbir yaramıyor. Şey ifade etmiyor diyor. Hayır 25 bin nasıl yani en, en az kira bugün 10 bin lira. E, yani giyim olsun, mutfak masrafı olsun, bütün bunlara baktığınızda ortalama ayda 3.000 lira, lira ayda. Evet. Evet. Güseve, Yet siz sizin tahmininiz. Al, tahmininizi değil. alalım. Ya böyle. benim tahminim şu. Yani eğer gerçekten bu İstanbul büyük şehirler için bu rakamlar gerçekten çok söylenebilecek Hayır, rakam değil. gözünüzden geçe, olması gerekeni de söyleyin. Yani, yani en az 25.000 olmalı bence. En az en az 50.000. Siz? Ya 25.000 şurada en az 25.000 olmalı zaten şu tabloda. Hayır, sizin peki öngörünüz. ben Türkiye'de bir insanın geçinebilmesi için gerçekten 50.000 Pınar Hanım, bin, 4, 4, 4. bak su. 50 binin altında geçinemezsiniz. Su, elektrik, doğalgaz. mümkün değil. Su, elektrik, doğalgaz, evet. ayıdat. 3 tane çocuk sadece okuyorsa. Sadece 4 kalem. Çocuğu mucu boş verdi. Evet. 4 kalemin rakamı 12 bin liraysa geri kalanı boş verin kardeşim. Peki siz? Ben şöyle söyleyeceğim. Türkiye'de hala e, asgari ücret enflasyonun nedeni olarak gösteriliyor. Bu çok büyük bir hatadır. Bu gördüğünüz asgari ücret zorunlu harcamalar için kullanılamayan bir tablodur. Bu aynı zamanda piyasanın öldürülmesi meselesidir. Piy alma ve satma üzerine hareketleriniz canlanır. O yüzden buradaki rakamların bir önemi yok. Ama şunu Ayar. söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Deutsche Bank'ın bir açıklaması var. Demek ki bazı ilişkiler kurup bu açıklamaları yaptı. İki banka yaptı hatta. Bir hatırlatalım. Yüzde 25 ve yüzde 30 civarında asgari ücretin zamlanabilme ihtimalinden bahsediyor. Yani bu tabloya baktığımız zaman. Ya 21 bin, 22 bin gibi bir anlam çıkıyor oradan. Ama burada altını çizerek söylüyorum. Asgari ücret enflasyon nedeni değildir. Asgari ücret üzerinden piyasayı tahrik edenlerdir enflasyonun nedeni. Asgari ücret açıklanmadan bazı şeylere zam gelir hale geliyor ise oranın kontrol altına alınması lazım ve alım gücünün yükseltilmesi lazım arkadaşlara. Ya bakın tereyağı da 300-400 lira en ucuz tereyağı. Haftada 1 kilo yiyorsa yani sadece tereyağına insanlar ya da sıvı yağ ne bileyim yani baktığınızda bunlarla bin 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 böyle gidiyor. Yani böyle olunca da siz Pınar, 4 anı, kişilik bir ailenin Hanım, mutfak sizde masrafı, de Hilmi Bey benim bir var. Yani hükümet yetkililerine daha kolay ulaşırsınız. Ben de birçoğuna ulaştım. Şu anda İstanbul'da birçok şehirlerde büyük şehirlerde. Ne, siz ulaşamıyor musunuz? Tersine dönüş, dönüş Biz, ulaşabiliyorum sıkıntı, Allah var. Kimi arasam şey. ulaşıyorum. Aa. Hiç yani, hakkını teslim edeyim. Süt Ama söylediğimiz ki, bir şey ifade. E, ya Ağrı'da ben tereyağına 400 lira. başta İstanbul bulamadım. olmak çok, üzere. Yani oralarda da fiyatlar çok Çok büyük yüksek. bir oranda tersine dönüş başvuruları var. Takdir edersiniz ki burada Ağrı'ya, Erzurum'a, Çorum'a gitmek için çok büyük paralar gerekiyor. Sadece taşınması için değil. Aynı zamanda da köyünde, kasabasında Tarlası üretebilecek imkanın, olanakların sağlanması lazım. Gelin bir el, el birliğiyle, Gerçekten. belediyelerle, bakanlıklarla Bilim, teşvik edelim. Tabii, tabii. Peki, Bu insanlar, insanlar bizim insanlarımız. Bunlara Evet. Doğru. Sizin evet. de son mesajınız oldu. 25'inde de bitireceğim. Şimdi, ee, hem bir tahmininizi gönlünüzden geçen ve teknik olarak realist olarak baktığınız zaman ne olması gerekiyor? 20.000'in başlarında bir rakam bekliyorum ben. Ee, ama buradaki temel mesele alım gücünün artırılması az önce de ifade ettim. Bakın bir süredir son bir dakika bu arada. Tamam. Bir süredir döviz kuru yerinde seyrediyor. Hı hı. Motorin işte akaryakıt fiyatları yerinde seyrediyor. Ancak siz bir yere gittiğiniz zaman, herhangi bir ürün aldığınız zaman bir ay önceki rakamla Değişim. şimdiki Değişim. rakam değişiyor. İnanılmaz. Bu fırsatçılığa, bu ahlaksızlığa bir son verilmesi lazım. Bir restorana gidiyorsunuz. Bir ay önce hiçbir şey değişmemiş. Fiyat %20, 30, 50 artmış. Yani böyle bir ortam oldu. Bakın e, turizm sektöründe yine e, bir önceki yıla göre Rekon. rekor kırdık ama en pahalı ülke denilen Londrayla biz e, yarışır duruma geldik Niye bu noktaya geldik e, o da diğer yönü. birçok alan birçok alanda böyle riskler var e, üreticilerimizin de hizmet de kendilerini sorgulaması gerekiyor. Peki. Peki. alım gücünün de artırılması gerekiyor. Tabii yani asgari ücretin e, tahmin ettiğiniz kaç, ziyade. Kaç olmasının gücünü... önemi yok. Yani Artık. 100 bin lira yapın. İstanbul'da bu, bu ahlaksız gayri ahlaki Peki. yaklaşım devam ettiği sürece e, biz e, buradan çıkamayız. Çok değerli konuklarımız teşekkür ederim. Yorumlarınız için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınız için sağ olun. Eksik olmayın. Sizler de evlerinize konuk ettiniz. Size de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.